Rising Pergola'nın sunduğu Uğur Dündar'la haftanın panoraması başlıyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftanın panoramasından sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yine değerli kardeşim Mine Özbek'le birlikte bu akşam Emek ve Özgürlük İttifakı partilerinden Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Merhaba, Baş. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Erkan Bey, siz bir işçi ailesinin çocuğusunuz. Almanya'da dünyaya geldiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Öyle başlayalım programa. Peki. Ben 1979 doğumluyum. Annem ve babam Almanya'nın Berlin kentinde çalışırlarken orada doğmuşum. İkisi de işçi, Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğuyum. 60'lı yıllarda, 61-62'de Türkiye'ye gelmiş annemle babam. İşte birisi 2 yaşında, birisi 5 yaşındayken Türkiye'ye gelmişler. Anne tarafım Yıldırım Mahallesi'nde, Boşnakların önemli yoğunluğu olan bir bölgedir. Baba tarafı Alibeyköy'dedir. Orada büyüdük. Vallahi bu, yani dedem, babaannem, annemin babası, anneannem, dayımlar, teyzemler, amcamlar, bildiğim herkes işçi. biz de onların belki de işte büyük bir emekle okutma imkanı yarattıkları ilk kuşağız. Yani bizim sülalede üniversite okuyanlar benim amcaoğluyla başlar. Yani o düzeyde başlar. Ondan önceki herkes işçidir. Bizimkiler işte yavaş yavaş okuma imkanları bulduk. Bir de tabii bizim açımızdan o yıllarda, hani 80'li yıllarda işte çocuklar okusun, hayatlarını kurtarsınlar. Gerçekten o zamanlar okuyan insanlar hayatlarını görece kurtarabiliyorlardı. Öyle bir umut kapısı vardı. Dolayısıyla öyle bir ilgiyle büyüdük. Babanızı genç yaşta kaybetmişsiniz, evet, babam galiba. 49 yaşında idi hayatını kaybettiğinde. Yani şunu söyleyeyim. Almanya'da mı? Almanya'da, Berlin'de. Henüz kesin dönüş yapamamıştı. Aslında Almanya'daki her Türk işçisinin hayali ülkeye bir an önce dönmektir. Hani gidersin, orada zorluklar çekersin, gurbetçilik yaparsın. İşte amaç nedir? İşte çocukları okutabilelim. Başımı sokacak bir evimiz olsun. Hani emekliliğimizi rahat yaşayalım diye. Benim babam da Almanya'da vefat etti. Çok enteresan. Çok var yani, çünkü çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Aslında şimdi buradan bakıldığında belki hala vardır, hani Avrupa'da insanlar rahat yaşıyorlar diye düşünülüyor ama. Ağır koşul derken biraz açar mısınız? Ağır bir metal fabrikasında işçiydi bir kere. Hani resmi olarak orada çalışıyor ama bunun yanında mesela şeyi vefatından sonra öğrendim ben. Aynı zamanda hani bir an önce memlekete dönebilmek için işte o zaman bir ev yapmaya çalışıyorduk Alibeyköy'de. Tabii ne olur, şimdi dedemlerin evinde oturuyoruz. Sonra aileler büyüyor. Yani çocuklar büyüyor, evleniyor, çocuklar oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla birilerinin ayrılması gerekiyor. Yeni evler ihtiyaç haline geliyor. Biz ev yapıyorduk. O evi bitirebilmek için yoğun çalışıyor. Gündüz çalıştığı işten çıktıktan sonra bir de başka bir iş daha buldu. Yani orada da metal çalışıyor. Fabrikasındaki o ağır işin üstüne. Üstüne bir de inşaat işçiliği falan yaptığı dönemler var. Tabii bunlar hepsi aslında ne işte çoluğumuzun çocuğumuzun mutluluğu için çaba sarf ediyorlar ama insan bazen ömründen kaybettiğini fark edemiyor. Aslında bu sadece benim babama özgü bir şey değil. Yani Türkiye'deki milyonlarca anne baba aynı şeyi yaşıyor. Yani şimdi biz de anne baba olduktan sonra aynı duyguyu yaşamadık mı? Yani tabii. Bir an önce işte çocuklarımızın kesinlikle rahat edebileceği, huzurlu olabilecekleri, mutlu olabilecekleri, hani ne derler, ele güne muhtaç olmayacak bir biçimde yetiştirmek için kesinlikle çocuklarımızı çaba sarf ediyoruz. Tabii o önemli bir şey. Ben babam vefat etmeden önce de işçi sınıfı mücadelesine, sosyalizm mücadelesine ilgi duyuyordum. Nasıl yapılabilir, neler yapmak lazım? Yani bu eşitsizlikleri kökten ortadan kaldırmak, dünyadaki bu savaşları, bu barbarlığı kökten ortadan kaldırmak için kendi çapımda araştırmalar yapıyordum ve orada emeğin, emekçinin kıymetini aslında hem hayattan, babamdan, annemden, dedelerimden aldığım derslerle hem de biraz teorik olarak da kitaplardan öğrenmeye çabalıyordum ama hep şeyi söylerim. Yani o babamı erken yaşta ve bu biçimde kaybetmiş olmak benim hayatım açısından önemli bir şey oldu. Yani başka babalar aynı acıları yaşamasınlar, başka çocuklar aynı acıları yaşamasınlar diye defalarca düşünmüşümdür. O tabii siyasi hayatımı da önemli ölçüde etkileyen bir olaydır. Üniversitede bilim tarihi okudunuz yanılmıyorsam. Kısa bir veterinerlik
deneyimim, tecrübem var ama tabii veterinerliğe başladım ben. Sonra veteriner fakültesinde haftada 38 saat ders vardı. Ve laboratuvar dersleri falan çok yoğun geçiyor. Şimdi hem o kadar çok derse girmek hem de onun dışında işte kendini sosyal olarak, kültürel olarak, siyasal olarak geliştirebilmek çok mümkün gelmedi bana. Evet. Biraz daha kolay okuyabileceğim bir bölüm bakıyordum. Bilim tarihi de çok ilginç. Ben fen lisesi mezunuyum ama ya bir sosyal alanda okumak istiyorum. Dolayısıyla bilim tarihi aslında ikisinin buluştuğu bir nokta olarak hemen ilgimi çekti. Bir de İstanbul Üniversitesi'nde, Beyazıt'ta, Edebiyat Fakültesi'nde bir bölümde okumak o zaman benim için önemli bir hedefti. Veteriner Fakültesi'nden sonra hemen oraya geçtim. Bir ara akademisyenlik de yapmışsınız. Yapmaya çalıştım, yaptım ben. Neden bitti akademisyenlik hayatınız? Yani şöyle, şimdi öğrencilikten sonra zaten o dönem böyle üniversitelerde bu bilim tarihi bölümünün kapandığı bir dönem mesela. Bilim tarihi bölümü ben mezun olurken kapandı. Dolayısıyla işte yüksek lisans, doktora falan imkanları daralmıştı. Sonra bir şans yakaladım. Ertesi sene sadece lisansüstü öğrenci almaya başladım mezuniyetten sonra. Ve gerçekten çok istiyordum. Ve tez konum da çok heyecan verici bir konuydu. Hala içimde uhdedir. Osmanlı'da Darwin düşüncesi. Yani evrim kuramı tartışmalarının Osmanlı'ya nasıl girdiğini inceleyen bir yüksek lisans tezi yazacaktım. Bence çok iyiydi. Yani hem Osmanlı aydınlanması açısından önemli bir şeydi. Hem işte Türkiye'de bilim tartışmaları, bilim toplum ilişkilerini incelemek açısından tercih ettiğim bir konuydu. Ama lanet olsun işte o yıllar, 2000'li yılların başı, bir özelleştirme furyası başladı hatırlarsınız. Yani her yer özelleştirilecek. Bizim İstanbul Üniversitesi'nin de yemekhanesi hem çok güzeldir hem hani öğrencinin yemek yiyebileceği kadar ekonomik fiyatlı yemek çıkardı. İşçilerle de aramız çok iyiydi yani, yemekhane işçileriyle sağ olsunlar, hep bizi kollarlardı, korurlardı. İşte yemeğimizi getiriyorlar zaten. Neyse, o özelleştirme sürecinde işçileri işten çıkartacaklardı. Yani yemekhane satılacağı için bir şirkete işçiler işten çıkacaktı. İşçi arkadaşlar direnişe geçtiler. Yani haklarını almak istediler. Eylemler yaptılar falan. Biz de o eylemlere destek verdik, elimizden geldiğince katıldık. Sonra o eylemlerin neticesinde hiç unutmuyorum, yani rektöre hakaret suçuyla ceza verildi bana. Ya şu, hani hakaret dedikleri şey şu: İşçiler eylem sırasında ne yaparlar? O hedeflerine ulaşabilmek için rektörden talepte bulunurlar. Yani orayı yöneten kişiye talepte bulunurlar. Öyle çok basit bir gerekçeyle ceza verdikleri için yüksek lisansımı tamamlayamadım. Çünkü şöyle oldu. Ya, iki yıl uzaklaştırma, iki yıl ya da iki dönem uzaklaştırma verdiler. Uzaklaştırma verilince tezi teslim etme zamanım geçmiş oldu. Dolayısıyla o tezi teslim edemedim. Tamam, çok işte. Yıllar sonra mahkeme beni haklı buldu. İdari mahkeme. Aslında geri dönme hakkım vardı ama orada da artık siyaset daha belirleyici olmuştu. Yoğun bir mücadele süreciydi. Dönemedik. Bakalım, bir ara fırsat bulsam, hala kimse o konuyu çalışmadığı için boş duruyor aslında. Yani önemli bir konu. Evet. Sıcak siyasetle başlayalım. Olur. İstiyorum. Sayın Meral Akşener'e bir başta saldırı girişimi olarak ama sonrasında aslında il başkanlığına bir kurşun saldırısı oldu. Buradan yola çıkarak öncelikle sizin bu konuya dair bir yorumunuzu almak isterim. Meral Hanım'la görüştünüz mü? Meral Hanım'la görüşmeyi, buradan bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kere. Ya şimdi siyaset dediğimizde esas olarak ne vardır siyasette? Fikirler yarışır. Siyaset bir fikir mücadelesi alanıdır. Ve fikirlerinizi toplumla, halkla buluşturursunuz. Halkın onayını almaya çalışırsınız. Zaman zaman mesela çok radikal fikirleriniz olabilir. Halkı dönüştürmeye de çalışırsınız. O fikirlere kazanmaya çalışırsınız halkı. Yani siyasette, fikri düzlemde her şey meşrudur. Yani en sert eleştiriler yapılabilir. Ne bileyim, en ağır sözler söylenebilir. Ama siyasete şiddet egemen olmaya başladığı andan itibaren aslında tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. Şimdi burada ilk söylenmesi gereken bence şu: 20 yıldır Türkiye'de öyle bir iktidar var ki aslında toplumu tümüyle kutuplaştırarak, bölerek, karşıtlıklar üzerinden kendisini var etmeye çalışıyor. Dolayısıyla mesela şunu ben şu anda söyleyemem. Hani doğrudan iktidarın yönlendirmesiyle yapılmış bir saldırıdır diyemiyorum. Evet. Ama şunu biliyorum: bu iktidarın yarattığı iklim toplumda böyle kutuplaşmalara neden oluyor. Böyle düşmanlaşmalara neden olabiliyor ve aslında her siyasetçi böyle bir saldırıya potansiyel olarak uğrama imkanına maalesef sahip. Yani şöyle geriye dönüp
bakarsanız işte ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğu hatırlıyorum. HDP il binasında nöbet tutan genç bir kadın arkadaşımızın katil tarafından katledildi. Ya sadece parti binasında nöbet tuttuğu için, parti binasında İzmir'deki bulunduğu için İzmir'deki HDP il binasındaki saldırıdan söz ediyorum. Daha önce yine Meral Hanım'a dönük bir şey hatırlıyorum. Bizim Barış Atay'a dönük 2 sene önce gerçekleşen, sokakta gerçekleşen fiili bir saldırıyı hatırlıyorum. Ya yani maalesef bunlar normalleştirilmek isteniyor. Yani böyle şeyler olabilir siyasette gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Hatta hatırlayacaksınız Tayyip Erdoğan Meral Hanım'a dönük ilk Rize'deki bir saldırıdan sonra bunlar daha iyi günleriniz diye o tehdit dilini yükselterek de konuşmuştu. Tabii bizim burada son derece sorumlu davranmamız gerekiyor. Tabii, bütün siyasetçiler açısından söylüyorum. İtidalli biz sadece neye doğru biliyorsak, neye inanıyorsak onları ısrarla ve inatla söylemeye, savunmaya devam etmemiz lazım. Ben hep şunu söylerim. Yani baskıyla, şiddetle, zorla bir fikri yok edemezsiniz. Kendi adıma da, partimiz adına da, İttifakımız adına da şunu söyleyebilirim. Biz ne yapılırsa yapılsın, ne yapılırsa yapılsın, neyi savunuyorsak o çizgide dururuz. Bir adım, yarım adım asla geri gitmeyiz. Evet. Ve bunları toplumla buluşturmaya çalışırız. Ama şunu söyleyeyim, yani burada net bir şey var. İktidar seçim sürecine doğru giderken yaklaştıkça bu tarzı yükseltiyor. Çünkü kaybettiklerini görüyorlar. Bakın ben her gün sokakta olan bir siyasetçi olarak söylüyorum. Her gün sokaktayım. Bunu ve gerçekten sanmıyorum. Bunu, evet, bunu yani bir siyasetçi olarak mı söylüyorsunuz yoksa gerçekten sağlam gözlemlere bakın, dayanarak mesela mı ifade çok ediyorsunuz? Basit örnekler verebilirim size. Zaten hani toplumda çok yayıldığını görüyorum ama sadece işaret olsun diye söyleyeyim size. Mesela özellikle kamu emekçilerinin, devlet görevlilerinin, memurların gözlerine baktığımda bunu hissediyorum. Mesela daha önce hani benimle diyelim ki göz teması kurmaktan kaçınırdı. Olumlu ya da olumsuz. Tamam mı? Ya yani bir mesaj çıkartabileceğimden kaygı duyarlardı. Şimdi samimiyetle ifade ediyorum. Gözlerindeki sıcaklığı görüyorum. Gözlerindeki umudu görüyorum. Yani devlet görevlilerinin her düzeyde yani ne bileyim işte sokakta karşılaştığınız trafik polisinde de görüyorsunuz. Deprem bölgesindeki jandarmada da onu görüyorsunuz. Ya da işte Türk Hava Yolları'nın uçağını kullanırken işte hostesinden pilotuna, yer görevlisine kadar herkeste çok ciddi bir değişim var. Yani o bakışları değişti. Bunu çok önemli buluyorum. İkincisi bakın çok basit beraber düşünelim. Gittiğim 3000'e yakın halk toplantısı yaptım ben geride kalan dönemde. Tabii bazıları çok kalabalık, bazıları daha mütevazi toplantılardı. Toplantılar bittikten sonra genelde şöyle bir yol oluştu. Yani deneyimle öyle bir şeye ulaştım. Şunu yapıyorum Uğur Bey, Mine Hanım. Kalan yurttaşlarla sohbet ediyorum. Bir masa kuruyoruz, çay kahve içiyoruz. Ve hep bakın şu soruyu sordum, dedim ki 2018 seçimlerinde bile Tayyip Erdoğan'a oy vermemiş. Yani geri kalan 20 yılda gerçekleşen seçimlerde Tayyip Erdoğan'a oy vermemiş. AKP'ye oy vermemiş. Ama ilk defa bu seçimde vereceğim diyen tanıdığınız kimse var mı? Ben hiç görmedim. Sorduğum insanların hiçbiri de yani daha önce ben bu çizgiyi desteklemiyordum ama şimdi destekleyeceğim diyen hiç kimse görmedi. Peki ikinci sorum şu. Daha önce vermiş ve vazgeçen gördünüz mü? Herkes mutlaka görmüş. Şimdi bir de şunu unutmayalım. Tayyip Erdoğan %51 küsürle bir önceki seçimi aldı. Yani çok az bir farkla aldı. Şimdi şunu da eklediğinizde tablo tamamlanıyor. 5 milyon üstünde genç seçmen var. Ve burada Tayyip Erdoğanlar, AKP çok azınlıkta. Büyük bir değişim arzusu var orada. Dolayısıyla bu tablonun toplamı matematiksel olarak Tayyip Erdoğan döneminin bittiğini bana çok uzun süredir söylüyor zaten. Çıktığım bazı programlarda da söyledim. Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı artık azınlık iktidardır. Yani bu aşağı yukarı 2 yıldır böyledir Türkiye'de. Artık net olarak azınlığa düşmüş durumdalar. Bir de enerji önemli. Yani toplum o değişimi istiyor, onu hissediyorsunuz. Coşkusunda, kararlılığında onu hissediyorsunuz. Ben çok umutluyum. Yani bu önümüzdeki şimdi ayrıntılara beraber gireceğiz. Sevgili Müjdat Gezen bir süredir Cumhuriyet Gazetesi'nde çok güzel yazılar kaleme alıyor. Kısa, vurucu yazılar, hatta köşe atışı diyor bazılarına. Şimdi bu güncel gelişmelerle ilgili olarak şöyle bir şey yazmış. Mahallenin Ahmet abisi küçük bir çocukla konuşuyor. Çocuk diyor ki, Ahmet abi, Seval ablanın evini taşlamışlar. Yok oğlum, öyle olmadı. Çocuklar hırsız polis oynarken sapanla taş atmışlar. Atılan taşlar Seval ablanın camına isabet etmiş. O kadar diyor. İyi ama abi,
Çocuklar Fatih'te oynuyor. Seval abla Emirgan'da oturuyor. İşte orasını ben de çözemedim diyor. Ahmet abi. Bak mesela aslında çok önemli bir şeye işaret ediyor. Çok. Mesela iktidarın dilini ben çok önemsiyorum. Mesela iktidarın dilinde ne var? Kibir var. Çok net yani böyle. Hani her şeyi biz biliriz hali var. Ama iktidarın dilinde eskiden olan mesela umut, heyecan, bir gelecek projeksiyonu hiç duymuyoruz. Dikkat edin mesela şimdi hep geçmişi anlatarak yani işte 90'larda şöyle kötüydü biz şöyle yaptık gibi bir takım masallar anlatarak yol almaya çalışıyorlar. Oysa mesela dönelim 2000'li yıllara hani Tayyip Erdoğan'ın bir toplumsal enerji de bulduğu arkasında bir destek de bulduğu yıllara döndüğümüzde hatırlayın mesela işte 2023 hedefi. 2071 hedefi değil mi? Yani 100 yıllık evet. Projeksiyonlar çiziyordu. Şimdi geleceğe dair ne söylüyorlar? Hiçbir şey söyleyemiyorlar. Ancak korku yayıyorlar. Yani beka sorunu adı altında. Biz gidersek bu memleket batar gibi akla ziyan bir açıklama. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir kişinin yaşam ömrüne bağlı olarak mı yaşayacak ya da kendini kaybedecek. Yani bu düşünce insanlığı. Ama bazı anketlerde başa baş hatta Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu da görüyoruz. Bu nasıl oluyor peki? Ya şimdi kuşkusuz Türkiye'de çok saygıdeğer anket şirketleri var. Ama mesela bazı televizyon kanallarını izlediğinizde iktidara yandaşlık yapan televizyon kanallarını izlediğinizde Türkiye'de toz pembe bir tabloda görüyorsunuz. Yani sanki hiçbir sorunumuz yok. Sokak mesela ne diyorlar? Fiyat güncellemesi diye bir kavram ortaya çıktı değil mi? Yani zam denmiyor artık. Fiyat güncellenmesi deniyor. Gibi yani. Şimdi dolayısıyla bazı anket şirketlerinin iktidar manipülasyonu yaptığını net olarak görüyoruz. Esas anket sokaktadır. Sokakta gördüğümüz tablo. Yani şimdi mesela soru şu. Geride kalan 5 yıl için söyleyelim. Hani geçmişte pek çok açıdan tartışılır ama en azından şu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dönemine baktığımız zaman ya bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ben ekonomik olarak artık kendimi daha huzurlu hissediyorum, daha mutlu hissediyorum, daha çok kazanıyorum, daha güvenceli bir hayat var önümde diyebilen herhangi bir insan var mı? Yani ülkenin açık söyleyelim %99'u 5 yılda yoksullaşmış durumda. %99'unun diyelim ki kira giderleri artmış durumda, fatura giderleri artmış durumda, yol parası artmış durumda. Ama maaşlardaki artış reel düzeyde baktığınızda bunları karşılamıyor. Dolayısıyla büyük bir karamsar tablo var aslında. Ve ben mesela şundan umutluyum. Şimdi 5 yıl önce biz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başlayacakken o referandum döneminde falan tartışıyorduk. Yani iktidar diyordu ki işte ver yetkiyi gör etkiyi diyordu. Her şey çok güzel olacak diyorlardı. Yani uçacağız, kaçacağız, şöyle yükseleceğiz. Şimdi 5 yıldır yaşıyoruz bunları. Yani ben mesela bütün oy verecek yurttaşlara şunu öneririm. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelmeden önce yapılan tartışmaları şöyle artık internet çağında şöyle geriye dönük bir gözden geçirsinler. Yani iktidar neler demişti, muhalefet neler demişti, bugün hangisi haklı çıktı? Yani işte mesela ne diyorlardı? Sürat diyorlardı değil mi? Bürokrasiyi ortadan kaldıracağız diyorlardı. Şimdi Tayyip Erdoğan talimat vermeden yangın söndüremeyen bir ülke haline geldik. Tayyip Erdoğan talimat vermeden depremde enkaz altında kalan insanları kurtaramayan bir ülke haline geldik. Yani ne olacağını aslında biz bile bu kadar kötüsünü öngöremiyorduk açık söyleyeyim. Yani ben mesela kimin aklına gelirdi? Yani yangın söndürmek için Cumhurbaşkanı'ndan talimat bekleneceği, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla ancak yangın söndürülebileceği. Hani biz anlatırken tek adam sistemi işte ülkenin kaderinin bir kişinin iki dudağına teslim edilmesi yanlıştır falan derken samimi söylüyorum yani bu kadarını biz bile düşünmüyorduk ama şimdi yurttaş bunu görüyor. Dolayısıyla bu tablo içerisinde AKP-MHP ittifakının toplamda %50'nin üstüne çıkması imkansız. Zaten eğer imkan olsaydı bakın eğer imkan olsaydı yani Türkiye tarihinin gördüğü en kadın düşmanı ittifakı oluşturmak üzere Hüdapar gibi hani kaç oyu var? Yeniden Refah Partisi gibi hani 100 bin imza toplayıp aday olmayı başaramamış bir siyasetçilerden medet ummazdı herhalde diye düşünüyorum. Yani en küçük bir umut görselerdi kendilerine ama çaresizlikle akıl dışı hamlelerle de bulunuyorlar. Peki. Sizin partinize bakarsak, Türkiye İşçi Partisi'nin hitap ettiği seçmen profilini bize tarif eder misiniz? Ayrıca siz Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeniyle, yani daha önce
bu partiye oy vermiş seçmenle Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine nasıl bakıyorsunuz? Onların da size oy vermesi gibi bir olasılık görüyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Biz bir kere dünyayı ve ülkemizi de Uğur Bey emek ekseninde değerlendiriyoruz. Yani bizim kırmızı çizgimiz emektir, alın teridir. Ve her emekçi, siyasi görüşü, düşüncesi, daha önce oy verdiği parti, işte inancı, etnik kökeni, cinsel kimliği, yönelimi ne olursa olsun, bizim açımızdan temel bir kıstas var. Emekle sermaye arasındaki mücadelenin hangi tarafındasın? Biz soruyu buradan soruyoruz. Oysa burada bir emek tarafı diye baktığınız zaman bir kere bizim potansiyelimiz %99. Onu söyleyeyim. Ya biz Türkiye'nin en az %99'unun çıkarlarının savunucusu olan bir siyasi partiyiz. En başa bunu yazmak lazım. İkincisi, çok açık söylüyorum. Sadece iktidarla da sınırlı tutmuyorum bunu. Türkiye'de siyaset düzeni bozuktur. Türkiye'de siyaset düzeni bozuktur. Ben genel olarak neyi kastediyorum? Bakın neyi kastediyorum şu. Şimdi yurttaşın %99'unun emeğiyle alın teriyle yaşadığı bir ülkede parlamentoda neredeyse hiçbir emekçinin olmaması aslında ne kadar anomali yaşadığımızı gösteriyor. Ülkenin %50'si kadınlardan oluşuyor. Parlamentoda kadınların oranı %17. Türkiye'de ağzını açan her siyasetçi gençliğin öneminden bahsediyor. Parlamentoya bakıyorsunuz, gençlikten eser yok. Evet. Türkiye parlamentosu. Yani bakın, sadece çıplak gözle Türkiye'ye baktığımızda hani bir ülkemize bakıyoruz. Bir de dönüp siyasetin kalbi olan meclise bakıyoruz. Aradaki büyük uçurum ortaya çıkıyor. Bir kere bizim hem Emek ve Özgürlük İttifakı olarak hem Türkiye İşçi Partisi olarak en temel ayrım noktamız budur. Biz istiyoruz ki bu ülkede, tırnak içinde söylüyorum, hani o halka tepeden bakan siyasetçiler öyle ifade ediyorlar, sıradan insanların siyasette daha fazla söz söylemesi lazım. Bakın mesela 20 yıllık AKP iktidarının şöyle bir özetini yapabiliriz bence. AKP iktidarı kadın düşmanıdır ve AKP'ye karşı Türkiye'de en kararlı muhalefet hareketi kadın hareketidir. Ben bazı programlarda ifade etmiştim. Türkiye'nin ana muhalefeti kadınlardır. Kırmızı çizgi, mor çizgi çeker iktidara karşı. İşte İstanbul Sözleşmesi'nde çok kararlı bir mücadele sürdürdüler. Kadın cinayetlerine karşı inanılmaz bir kadın dayanışması örgütlenmiş durumda. Kadın düşmanı deyimi çok sert, çok, çok ağır. Çok, hiç Uğur Bey. Kadın düşmanıdır. Ya kadını sadece anne olarak gören, kadını sadece eve hapseden. Tamam mı? Şimdi ya 2022 yılı rakamı söyleyeyim size. 381 tane kadın katledilmiş. 381 tane kadının katledildiği bir ülkede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak nasıl açıklanabilir ya? Kadını sokağa çıkmasını bile günah ilan eden bir zihniyetle ittifak kurmak, bunları parlamentoya taşımaya çalışmak, bu nasıl açıklanabilir? Hiç lafı falan yumuşatmaya gerek yok. Bu memlekette ciddi bir kadın düşmanlığı var ve bunun somutlandığı yer bugün Cumhur İttifakı'dır. Siz bunu net ifade edeceğim. 6.284 değil mi? Onu, tabii 6.284'ü yani kaldırmayı düşünmek. Bak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarken buna şey yapıyor. Ya düşünsenize Uğur Bey, bu hareket Refah Partisi döneminden buraya Tayyip Erdoğanlar sözde kadını önemseyen, kadını siyasete kazanmayı amaçladıklarını ifade eden bir yaklaşımla geldiler ve şu yıllarca söylendi. Refah Partisi'ni, Milli Görüş Hareketi'ni iktidara taşıyan kadınlardı dendi. Şimdi bakın, grup başkan vekili, AKP milletvekili, grup başkan vekili sadece bir kanunu savunduğu için Sayın Özlem Zengin'den bahsediyorsunuz. Tehdit ediliyorum diyor kadın ya. Daha kadın düşmanlığının daha belirgin bir hali olabilir mi? Geri döneyim. Mesele şu. Derya Yanık da aynı şekilde aile bakanı. Aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Aklım almıyor. Şimdi burada ama daha esaslı bir mesele var. Mesela Türkiye siyasetinde bu temsil mekanizmasını bizim yeniden tarif etmemiz lazım. Yani mesela anayasa değişikliği teklifi geldi parlamentoya. Düşünsenize ya, kadınların ne giyip giymeyeceğine %83 erkeklerden oluşan bir parlamentonun karar vermesi gerektiğini söylüyorlar. Sana ne arkadaş ya? Sana ne? Yani kadınların ne giyip giymeyeceğinden sana ne? Bırak kadınlar konuşsun bu konuda. Aynı şekilde işte gençler söz konusu olduğunda, ya bu ülkede gençler artık ülkenin içinde kalacak hayal bile kuramıyorlar ya. Ne yapıyorlar bakın. Son 10 yıla bir bakın. Akın akın bu memleketin nitelikli insanları, okumuş insanları, genç kardeşlerimiz
hayatlarını sürdürebilmek için ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Şimdi dolayısıyla hiç tartışmaya gerek yok. Bu iktidar işçi düşmanıdır, bu iktidar kadın düşmanıdır, bu iktidar genç düşmanıdır. Ve bunların açıkça ifade edilmesi gerekiyor. Şimdi biz de siyasette aslında Uğur Bey tam bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani o temsil ilişkisini ortadan kaldırarak insanların birilerine sen git beni temsil et demesini yeterli görmüyoruz. Yurttaşın daha katılımcı bir biçimde bu siyasette özne olabileceği bir şey var. Hatta şöyle söyleyeyim, özetleyeyim. Mesela Emek ve Özgürlük İttifakı'nın iddiası şudur. Bizim dışımızdaki bütün ittifaklar yurttaşa seçmen gözüyle bakıyor. Yani 5 yılda bir sandığa gitsin, oyunu versin, beni iktidar yapsın, ondan sonra evinde otursun. Biz yurttaşlık kimliğini haklarıyla, ödevleriyle bir bütün olarak görüyoruz ve bunu daha dinamik bir ilişki haline getirmek gerektiğini söylüyoruz. Ya mesela bakın, ben kendi partimden örnek vereyim. Milletvekilliği aday adaylıkları başvuruları geliyor, değil mi? Şimdi ben biliyorum, bütün siyasi partiler Ankara'da genel merkezde harıl harıl çalışıyor, liste yapıyorlar. Nihayetinde bütün siyasi partiler için iddia ediyorum. Genel başkanların iki dudağı arasında kimin milletvekili olup olamayacağı. Çünkü zaten aşağı yukarı... Yani bunu parti ayrımı yapmaksızın yapmıyorum, söylüyorsunuz. Aynen böyle evet. söylüyorum. Evet. Bakın ben yurttaşlara sesleniyorum burada. Üzülerek ifade ediyorum. 600 tane milletvekili seçeceğiz. Bunun herhalde en az 450-500 tanesi zaten genel merkezlerde yazılan listelerin oylanması. Ya yani şöyle ifade edelim. Mesela aşağı yukarı diyelim ki 3 milletvekili çıkartan bir il düşünün Uğur Bey. Orada daha önceki seçimleri, mevcut duruma baktığınızda işte atarak söylüyorum. Bunun birisini AKP'nin, birisini MHP'nin çıkartacağını ya da birisini CHP'nin çıkartacağını biliyoruz değil mi? Yani %99.9 böyle olacak. Dolayısıyla diyelim ki AKP'nin birinci sırasındaki kişiyi aslında yurttaş seçmiyor ki. Tayyip Erdoğan atama yapıyor ya. Öbür tarafta biz ne yapıyoruz? Ancak belki şansımız varsa oradaki üçüncü milletvekili hakkında karar hakkımız olabiliyor verdiğimiz oylarla. Dolayısıyla bunlar belli zaten. Sistemsel bir eleştiri getiriyoruz. Burada kökten bir eleştiri yapıyorum. Biz ne yapmaya çalışıyoruz mesela? Biz şunu yapıyoruz. Diyoruz ki mesela partimizin kadın milletvekili adayları. Bunlar partimizin kadın çalışması tarafından karar verilsin. Mesela genç milletvekili adayları. Partimizin gençlik çalışmaları karar verilsin. Peki hemen örnek verelim. Sayın Mehmet Aslan Tuğ, bizim meslektaşımız sevgili İrfan Değirmenci, Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Sayın Mısra Öz, Metin Göktepe'nin meslektaşımız o da, ablası Meryem Göktepe, Doğa için mücadele eden ve hayatını kaybeden Ayşin Ali Ulvi çiftinin kızı Emine Büyük Nohutçu gibi isimleri belirlerken hangi kıstasları bakın çok egemen çok iyi. Kıldınız? Ben şöyle söyleyeyim size. Emine Büyük Nohutçu ile henüz tanışmadım. Meryem Göktepe ile bir ay kadar önce tanıştım. İrfan Değirmenci daha önce konuk olmuştum ama şey değil. Bakın bütün bu arkadaşları mesela Mehmet Aslantuğ bizim kültür sanat büromuz önerdi. Partinin kültür sanat bürosu dedi ki ya Mehmet Aslantuğ olabilir bizim adayımız. Arkadaşlar değerlendirme yaptılar. Ben de gittim. Arkadaşlarımın önerisi üzerine Sayın Aslantuğ'la tanıştık, sohbet ettik. Birlikte çalışmanın koşulları var mıdır diye baktık. Sağ olsun kabul etti. Mesela Emine Büyüknoğuç'u ekoloji büromuz belirledi. Mesela şimdi bunlar tanınan isimler olduğu için söylüyorum. Mesela İstanbul'da bir İGDAŞ işçisi bizim adayımız. Sevgili Anıl. 13 yıldır İGDAŞ'ta çalışan bir arkadaşımız. İzmir'de mesela Mehmet Kani isimli bir köylü arkadaşımız. Üretici köylü bir arkadaşımız. Evet. Mehmet Kani'yi kim önerdi? Bundan bir yıl önce Türkiye İşçi Partisi Kemalpaşa'da bir tarım konferansı düzenledi. O tarım konferansında bir tarım programı çıkartmaya çalıştık. İşte bakın şimdi fotoğrafları olan arkadaşlarımız. Bir önceki fotoğraftaki arkadaşımız şu anda direnişçi işçiler zaten. Bizim partimizin emek bürosu Mata direnişidir bu arkadaşlar. Şu anda hakları için mücadele ediyorlar. Şimdi bunlar bizim milletvekili adaylarımız. Ama doğrusu budur. Bak biz çok önemli bir şey yapıyoruz falan demiyorum. Mesela Mısra Öz. Ya Türkiye'nin en önemli sorunu adalet değil mi arkadaşlar? Türkiye'nin en önemli sorunu adalet. Tam bir adalet şimdi, savaşçısı ya, kendisi. Abi, şimdi düşünsenize yani 5 yıl önce evladını kaybetmiş. Ya. Biz daha yeni milletvekili olmuştuk. Çok iyi hatırlıyorum ya kaza diye adlandırılan katliamı. Ve o gün bugündür yani yapıştı yakasına, tamam mı? Ve adalet arıyor. Şimdi Türkiye gibi adaletin bu kadar önemli ağır yaralara neden olduğu tüm yurttaşların, bakın bu ülkede yaşayan herkes, şeyi kastetmiyorum yanlış anlamayın. Hani siyasilere dönük baskılar falan değil. Ya memlekette
sokakta haklıyken siz, haklıyken uğradığınız bir haksızlık karşısında bile ya inşallah diyorsunuz, inşallah kavga ettiğim kişi, yani bana haksızlık yapan kişi iktidara yakın birisi değildir. Ya böyle bir ülke olabilir mi? Yani adalet terazisinin tümden bozulduğu. Şimdi bu ülkede gerçekten soruyorum, yani herkes elini vicdanına koysun. Ya Mısra Öz milletvekilliğini hak etmeyecek de kim hak edecek ya? Çok doğru. Çok doğru. Net ifade çok doğru. Ediyorum yani. Çok doğru. Şimdi İrfan Değirmenci. Ya şimdi arkadaşlar siz içindesiniz. Ya şu iktidar döneminde her gün artan bir oranla basın üzerinde sansür, baskı, zorlama, kapatmalar, engellemeler olmadı mı? Ya söylüyorum bakın, bütün yurttaşlarımız bilsin, ben 5 yıla yaklaşıyor milletvekiliyim. Yahu arkadaş, bu ülkenin bir Anadolu Ajansı var. Bu ülkenin bir TRT'si var. Ben de bu ülkenin 600 milletvekilinden bir tanesiyim. Meclisteki işte 6-7 partiden bir tanesinin genel başkanıyım. Ya vergi ödüyorum ben Anadolu Ajansı'na. Vergi ödüyorum ben TRT'ye ya. Ya bir kere haber yapın ya. Bir tane haber yapın ya. Bu kadar yandaşlık olmaz ya. Sayın Başkan, bir virgül atın. Çünkü İrfan Değirmenci, ben de çok sevdiğim bir meslektaşımdır. Bugün sosyal medyada çok konuşuyordu. Bir de bedel ödemiş bir kardeşimizdir. Yani. Abi özür dilerim, şunu söyleyeceğim. Yani şöyle bir şey tartışılıyor da ona da açıklık getirmeme izin verin lütfen. Kusura bakmayın, sözümüzü kestim ama. İnsicamımız bozulmasın. Sadece mesela Türkiye İşçi Partisi şöyle diyor. Şimdi İrfan, sevgili İrfan tabii ki bir ekran yüzü olduğu için toplumun çok geniş kesimlerini tanıdığı bir isim. Mehmet Aslan Tuğ yıllardır sinemada emek veren bir arkadaşımız ve dolayısıyla çok toplum çok tanıyor. Yani. Şimdi şöyle algılanıyor. Tip ünlüleri mi milletvekili yapıyor? Bakın. Şimdi biraz önce not aldım burada hazırlık yaparken. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tane aday açıklamışız daha. 600 adayımızdan 10 tanesi açıklanmış. Tamam mı? Şimdi bunun Anıl İgdaş işçisi. Meryem Göktepe belediye emekçisi. Yıllardır Kamu Emekçileri Sendikası'nda görevleri var, yöneticilik yapıyor. Ve yine adalet mücadelesinin önemli isimlerinden bir tanesi. Mehmet Kani üretici köylü. Bak bir işçi, bir memur, bir köylü. Şimdi onun yanında İrfan'ı ekleyin. Artık emekli olacak kadar çalışmış bir gazeteci. Yani 15 Nisan'da emekli olacak İrfan. Gazetecilikten emekli olacak. Şimdi mesela Aylin. Bugün açıkladık. Belediye işçisi bir arkadaşımız. Meta işçileri. İşte Emine Büyüknoğutçu. Düşünsenize ya. Doğasına, toprağına sahip çıktığı için ya, annesi babası ya, katledilmiş bir ya, arkadaşımız. Ya şimdi ya, bu hepimizin sorunu değil mi? Maalesef. İşçi arkadaşlarımız, yani şimdi bakın biz 5 yıldır söylediğimiz şeyi aslında şu anda yapmaya başladık ve bu şaşkınlık yaratıyor. Yani biz 5 yıldır bunu anlatıyoruz. Diyorduk ki kadınlar girecek bu meclise, gençler girecek, işçiler girecek. Yani biz meclis halkın meclisi olacak diyorduk. Şimdi onu yapmaya çalışıyoruz. Özür dilerim. Yok yok. Tam da aslında devam edeceğiniz yerden bir soru sormak istiyorum. İrfan Değirmenci bugün sosyal medyada çok konuşuldu. Çünkü Hürriyet Gazetesi yazarı ve aynı zamanda gazetenin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan size dönük bugün bir yazı yazdı. Gördünüz mü o yazıyı? Ya okumadım. Gördüm ama okumadım. Başlığını gördüm. Şimdi en son İrfan'ın Yeşil Parkalı adaylık fotoğrafını görünce tipten aday olmanın bu noktaya vardığını düşündüm. Parkan var mı? Var. O zaman giy parkanı, gel aday ol. Şimdi devamını okumayın ama size de hem bir fırsat tanımak açısından ne düşünüyorsunuz? Türkiye İşçi Partisi bir rüzgar yakaladı ve bu rüzgarın ulaşacağı aslında beklenen o büyük başarı yok. Yazının içerisinde ÖDP'ye atıfta bulunarak, yani bunun bir dönem Türkiye'de yaşandığını ve sonu hüsranla bittiğini, bu bağlamda biraz daha geniş de anlatmanıza imkan vermek bakımından sormak istedim. Şimdi biraz geniş alayım. Şimdi yazıyı niye okumadım? Hani gördüm yazının başlığını. Arkadaşlar da şey yapıyorlar, paylaşılıyor yazı. Ya sevgili arkadaşlar, ben şöyle öğrendim. Medya dördüncü kuvvet diye anlatıyorlardı bize. Ve halktan yana olur. Gazetecinin temel görevi halktan, kamu çıkarlarına yana olur. Ve iktidar kim olursa olsun halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eder. Bunu anlatır. Ben böyle öğrendim dışarıdan baktığımda. Şimdi mesela ben herhangi bir gazeteci arkadaşımızın tabii ki beni de eleştirme hakkı var. Ama önce hani iktidar sorumludur ya, ona ilişkin bir çift laf edersin ya. Bir çift laf edersin. Şimdi bu arkadaşımız Türkiye'nin en büyük, tırnak içinde kullanıyorum, eskiden
okurduk. Büyük gazete diye anlatılırdı. Basının amiral gemisi falandı. Öyle anlatılırdı. Öyle bir gazetede çalışıyor. Ben mesela merak ediyorum. Erkan Baş'ı nereden tanıyor? Kendi gazetesini okusa hiç haberini görmeyecek. Erkan Baş diye bir insan yok o gazetede. Hiç haber olmadı ki. Gerçekten yani, olmadı. Olmadı tabii. Siz hiç bir araya geldiniz mi? Hiç gelmedim. Ya bakın çok basit bir şey söylüyorum. Sadece Hürriyet gazetesini okuyan bir insan Türkiye'de TİP diye bir parti olduğunu bilmez. Erkan Baş diye bir milletvekili olduğunu bilmez. Yapmaz çünkü haber. Ya da bu arkadaşın çalıştığı televizyon kanalı hayatında herhangi bir gün Türkiye İşçi Partili tek bir yöneticiye mikrofon uzatmış mı? Yani ben bu arkadaşın yönettiği gazeteyi okusam, bu arkadaşın yönettiği televizyonu seyretsem TİP diye bir parti yok ki. Şimdi o yüzden şaşırıyorum, bizi nereden tanıyor yani? Bizi nereden tanıyor? Şimdi dolayısıyla esas mesele bence burada. Ha, gelelim Türkiye İşçi Partisi'ne. Ya Türkiye İşçi Partisi'ni bizim abartılacak bir durumu yok Türkiye İşçi Partisi'nin. Yani henüz yeni doğmuş, ayakları üzerinde durmaya çalışan ama doğru bildiğini söylemeye çalışan bir parti. Yani henüz çok başındayız, biz farkındayız. Öyle bir tip rüzgarı esiyor ortalıkta, herkes tipten konuşuyor falan. Böyle bir şey yok tabii ki. Ama ne oldu da siz ÖDP örneği varken ne oldu da Türkiye İşçi Partisi konuşulur olduğu şimdi bu teveccühü gösteriyor ben insanlar. Ben hemen kendi kanaatimi de gözlemlerimi de paylaşayım. Buyurun. Sizin programa konuk olacağınıza yönelik tweetler attım. Sosyal medya paylaşımları yaptım. Büyük beğeni alıyor. Çok büyük ilgi var size yönelik olarak. Siz bu popülaritenin sandığa ne kadar yansıyacağını düşünüyorsunuz? Bir de ek olarak size verilecek oyların boşa gideceğine dair de böyle alttan alttan bir endişe olabilir mi? Çok soru üstü arkadaşlar. Kabul edin ki bunların hepsi aynı anda yanıtlanamaz. Siz şimdi, notlarınızı alın. Şimdi birincisi şu. Bakın evet. Şundan emin olun. Eğer bir Türkiye İşçi Partisi'ne dönük sempati varsa, yönelim varsa bu ne Erkan'a, Barış'a, Sera'ya ne de sadece tipe indirgenemez. Şu, yurttaş konuşmak istiyor. Yurttaş aklından geçeni, yüreğinden geçeni özgürce ifade edebilmek istiyor. Bakın hani sırrımızı paylaşıyorum burada sizinle. Ama herkes bilsin, umarım herkes bunu yapsın. Biz olabildiğince yurttaşla iç içe, onunla konuşarak, onu dinleyerek, onun derdiyle dertlenerek yaşamaya çalışıyoruz. Ve söylediğimiz her söz mutlaka sizin mahallenizdeki bir kahvede de söylenen bir söz. Dolmuşa bindiğinizde yanınızdaki birlikte yolculuk ettiğiniz yurttaşımızın duygusu aslında. Biz sadece yurttaşın o duygusuna, düşüncesine dilimiz döndüğünce tercüman olmaya çalışıyoruz. Aslında yaratabildiğimiz ilgi varsa bu bizim değil. O yurttaşın duygusunun, heyecanının toplumda karşılık bulması diye bakılması lazım. İkincisi, şimdi bakın hem o yazıyla ilgili söyleyeyim hem ÖDP ördeği üzerinden hı-hı konuşayım. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmayan %10 baraj diye bir şey vardı. Yani şimdi bugün 25 yıl sonra dönüp dönemin ÖDP'sine yani bunlar da işte öyle rüzgar yarattılar ama aldıkları oy 0.8'di demek. Baraj olmasaydı ne olurdu? Samimiyetle ifade ediyorum. Şimdi ben o yıllarda üniversitedeydim. ÖDP'nin yarattığı rüzgarı, heyecanı, enerjiyi görüyordum. Yani şunu bilelim, yani bu %10 baraj bu memlekette Kürtler ve sosyalistler siyaset yapamasın diye konuldu ya. En son nihayet HDP bu barajı yıktı geçti. Şimdi ne yaptılar? %7'ye çektiler. Ama bakın bunu unutmayalım. Tabii. Yani şimdi nasılsınız? Burada hani ÖDP'ye dönüp haksızlık yapmıyorum. Ben ÖDP'yi başka açılardan eleştiririm. Ama ÖDP'nin bir heyecan yaratmadığı, bir umut yaratmadığı, onun bir balon olduğu falan o doğru değil. O doğru değil. O gerçekti. Ama Türkiye'deki seçim sistemi antidemokratik seçim sistemi. Şimdi bugün tekrar 1965'te İşçi Partisi'nin o milletvekilleri çıkardığı dönemdeki baraj olsaydı belki ÖDP de aynı bakın, şekilde milletvekili çıkartacaktı. Hemen söyleyeyim Uğur Bey. Milli bakiye sistemi o dönem uygulanan artık oyların toplanıp bir partiye milletvekili kattığı. Dolayısıyla en az temsil edilenin bile temsil edebildiği bir model olduğu için o dönem Türkiye İşçi Partisi 15 milletvekiliyle girdi ve baraj yoktu o dönem. Evet. Şimdi bir de şu var. Şimdi oradan sizin diğer sorunuza geleyim. Mesela ben şunu biliyorum. O dönem ÖDP'ye oy vermek isteyen pek çok yurttaşımız ÖDP barajı geçemeyecek ve oyumuz boşa gidecek düşüncesiyle aslında gönlü, aklı ÖDP'den yana olmasına rağmen maalesef o barajı bir tehlike olarak gördüğü için belki de ikinci, üçüncü sırada düşündüğü partilere oy verdi o seçimde.
Ve bu bunu şimdi alıp bir genelleme haline getirip sosyalistler hep böyledir demek haksızlık olur. Şimdi bize verilecek oy asla ama asla boşa gitmeyecek. Bakın bunu çok net söylüyorum. Niye boşa gitmeyecek arkadaşlar? Evet. Bir kere baraj, burada HDP'ye teşekkür etmek gerekiyor. Bir emek ve özgürlük ittifakı oluşturdu. Değil mi? Ve emek ve özgürlük ittifakı barajı aştığı zaman onun içindeki bütün partiler barajı aşıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani bu yurttaşın özgürce oy kullanmasının önündeki çok büyük bir engelin ittifakla beraber aşılması anlamına geliyor. Bu önemli. İkincisi, ya bakın şimdi oy vermek bir tavır göstermektir, bir tercihte bulunmaktır. Ben mesela şunu sormak istiyorum. Enes Kara kardeşim bir tarikat yurdunda uğradığı baskılar nedeniyle hayatını kaybetti. Mesela bize verilecek oy, bunun daha güçlü bir biçimde ifade edilmesi, o cinayet diyeceğiz onu artık, o cinayete neden olanların hesap vermesi ve bir daha bu ülkede böyle cinayetler yaşanmaması için bir güvence oluşturmaz mı? Mesela Türkiye İşçi Partisi'nde verilen oylar, işte geçenlerde yine Efe Demir, genç bir arkadaşımız, parlak bir genci aslında memleketin ama uğradığı mobbing, korkunç çalışma koşulları ne yaptı? Hayatı karardı arkadaşımız. Şimdi mesela Türkiye İşçi Partisi'ne verecekleri oy, yurttaşın vereceği oy bir daha bunların yaşanmamasını sağlayacak. Biz şöyle ifade ediyoruz çok özetle. Diyoruz ki hani Türkiye İşçi Partisi aslında bir kırmızı çizgi. Şimdilik çok ince bir kırmızı çizgi. Çok az şeyi engelleyebiliyoruz. Ben 5 yıldır parlamentodayım, uğraşıyoruz, didiniyoruz falan. Lanet olsun engelleyemedik. Ama bu kırmızı çizgiyi büyütürsek, ülkedeki bir takım eşitsizlikleri, adaletsizlikleri engelleyebilecek yeni bir hat çizeriz. Bir de şu arkadaşlar, şimdi kabul edelim ki, şimdi Tayyip Erdoğanlar gidiyor. Tayyip Erdoğanlar gidiyor ama Millet İttifakı en solunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu bir ittifak. Onun sağına doğru dizilen partilerden oluşuyor. Dolayısıyla memleketin solu bomboş. Ve şunu biliyoruz, yani geride kalan 100 yıllık tarih, Cumhuriyet tarihine baktığımızda şunu biliyoruz. Solu olmayan bir ülke soluksuz kalıyor. İlerleyemiyor, gelişemiyor. Dengesizlik sürekli olarak ne yapıyor? Patronlar lehine, zenginler lehine gelişiyor. Oysa sol demek eşitlik demek, adalet demek, özgürlük demek, kardeşlik demek, barış demek. Şimdi sol güçlendikçe bu değerler güçlenir toplumda ve Türkiye emin olun önümüzdeki 100 yıla çok daha kuvvetli girer. Bizim mesela Türkiye İşçi Partisi adına şunu söyleyeyim. Bizim derdimiz bu seçimde bir milletvekili fazla çıkartalım, 3 milletvekili fazla çıkartalım, bu değil. Bizim derdimiz şu. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı kurulacak. Bu seçimler, ben öyle formüle ediyorum. Hı hı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyıla giriş kapısı. Ve geride kalan 100 yılda eksik bıraktığımız, yanlış yaptığımız, hatalı yaptığımız hiçbir şeyi tekrar etmememiz gerekiyor. Neden söylüyorum bunu? Şimdi sanıyorum bizi izleyen yurttaşların çok büyük bir çoğunluğu son 20 yılın korkunç karanlık geçtiğine ilişkin zaten deneyimledik. Yaşadık bunu, anlatmaya çok gerek yok. Ama ben şu soruyu sorarım Uğur Bey. Ya bizim güzel cumhuriyetimiz ne oldu da bu AKP'nin eline düştü? Ya 80 yılda hangi hataları yaptık, hangi yanlışları yaptık da tam anlamıyla cumhuriyet düşmanı bir iktidar geldi, bu ülkenin tepesine çöktü. Ben şu cevap veriyorum. 80 yıldır çeşitli zamanlarda artarak azalarak ama örneğin sol düşmanlığı yapıldığı için. Yani siz işte Nazım Hikmetleri hapse atarsanız, Sabahattin Ali'leri katlederseniz, Denizleri idam ederseniz, siz 65'te bir fırtına gibi esen Türkiye İşçi Partisi'ni 71'de muhtırayla kapatırsanız, bunu yaparken işte komünizmle mücadele derneklerini açarsanız, tarikatlara, cemaatlere yol verirseniz, ırkçılığı yaygınlaştırırsanız, Kürt düşmanlığını büyütürseniz, memleketi Alevileri yok sayarsanız, bunun mantıksal sonucu kusura bakmayın ama AKP iktidardır yani. Dolayısıyla ikinci yüzyılda bu hatayı yapmamamız lazım. İkinci yüzyılda halkın siyasete katılım kanallarının açılması lazım. İkinci yüzyılda eşit yurttaşlık bilincinin, barış mücadelesinin büyümesi lazım bu ülkede. Böyle bir ikinci yüzyıla ihtiyacımız var bizim. Ve biz buna odaklanıyoruz esas olarak. Bu ruh canlansın diye mi 1965'te büyük usta Yaşar Kemal'in, Beyce Boran'ların, Can Yücel'lerin ses kayıtlarını paylaştınız hem de ücretsiz olarak gençlere ulaşsın diye. Öyle bir anlatıyorsunuz ki, çünkü o ruhu yeniden diriltecek
bir sayfayı açıyorsunuz. Bakın duygusu şunu söyleyeyim. Bana. Bakın 1961-1900. Hatta biz sanırım arkadaşlarımız da hazırladılar. Ha, seve seve dinleyelim. Yaşar Kemal'in belki sesini duyabiliriz. Yönetmenimiz Hüseyin'den rica edelim. Köylüler, arkasız memurlar, esnaflar, topraksızlar, kazanında et yerine dert kaynayan analar, yani alın terinden, göz nurundan başka servetleri olmayanlar, size söylüyorum, gözüm sizedir. Bir seçim daha geldi tabii. Gene partiler senden ne istemeye çıktılar. Gene bin bir yalan dolanla göz boyama, senin alın terini, göz nurunu çalabilmek için bin dereden su getirmeye başladılar. İşçiler. Ya şimdi şunu söyleyeyim, bu çok çok önemli. Bakın 1965-71 arası Türkiye'de solun öncesi de var tabii ki, ama 1965'te Türkiye İşçi Partisi ile beraber işte Yaşar Kemal'lerin, Can Yücel'lerin, Beyci Hanım'ların, Kemal Türkler'lerin, evet, Disk'in, FKF'nin, Dev Genç'in muhteşem bir ayağa kalkışı kadro, var. Evet. Bir ayağa kalkış var orada ve ben hep şunu düşündüm, biliyor musunuz? Bu 65-71 arası elde ettiğimiz kazanımlar, bakın sadece gerçek bir muhalefet hareketi olarak elde ettiğimiz kazanımları elimizden almak için neler yaptılar biliyor musunuz? 12 Mart'ı yaptılar. Yetmedi, 12 Eylül'ü yaptılar. Yetmedi, 90'larda o cezaevlerini, yargısız infazları, gözaltıları uyguladılar. İnsanları sürgüne gönderdiler. Tamam mı? Hatırlayın, Uğur Bey kesin hatırlayacaktır. Tansu Çiller'in "Son Komünist Devleti Yıktık". Aslında nedir o? İşçilerin elinde kalan son hakları da aldık. Yani Sümer Bank'ı kapattık. SEKA'yı sattık. Telekom'u sattık. O süreç aslında yurttaşın elindekileri almak için bu kadar yoğun bir mücadele verdiler. Ve bakın 1965 tipi... Kuşadası'ndaki çiftliğine yaptığı kaçak inşaat Kuşadası Belediyesi'nce mühürlenmiş. Ancak Sözcü'nün haberini okudum. Ancak onlar yine inşaata devam ediyorlarmış. Bu işte, yani hukuk falan yok yani, onlar güçlü istediklerini yaparlar. Şimdi bu radyo konuşmaları niye yayınladık biliyor musunuz? Aslında işte Türkiye'deki siyasette neye ihtiyaç duyulduğunu göstermek. Şimdi o yıllarda televizyon yok. Radyo çok eşitlikçi. Biz Türkiye İşçi Partisi'ni aynı zamanda bir radyo partisi olarak anlatırız. Çünkü düşünün, 65 seçimlerine gidiyorsunuz, köyde kahvedesiniz, en ücra köydesiniz, radyo dinliyorsunuz. Örneğin işte Süleyman Demirel konuşuyor, bütün köy dinliyor onu orada. Arkasından çıkıyor Mehmet Ali Aybar konuşuyor. Ve bu, bakın, eşitlik durumunda nasıl etki yarattığını ve hani o yıllarda böyle antikomünist propagandanın zirve yaptığı yıllar, buna rağmen nasıl bir şey yapıldığını gösteriyor. Şimdi ve bugün bakın, ben Türkiye İşçi Partisi için söylüyorum ama sadece bize dönük değil yani bu eşitsizlik. Şimdi hazineden yardım almıyorsunuz. Propaganda imkanlarınız kısıtlanıyor. Devlet olanaklarından faydalanamıyorsunuz. Arkanızda sermaye yok. Arkanızda tarikatlar, cemaatler, uluslararası güçler yok. Yokluk içerisindesiniz aslında. Ve mesela işte 45 gün sonra seçim olacak. Yani sizin, benim, hepimizin vergilerinden oluşan hazineden aldıkları milyonlarca lirayı yalanlarını söylemek için bize karşı kullanacaklar. Biz ona sadece gerçekten aldığımız güçle muhalefet etmeye çalışacağız. Bakın böyle bir eşitsizlik var. Üste baraj koymuşlar yıllardır, o %10 barajı. Yani antidemokratik, eşit olmayan koşullarda yarışlara giriyoruz hep. Şimdi ve eşitlik durumunda ne olacağını Türkiye İşçi Partisi bize göstermiştir. Zaten korktular. O 15 milletvekilinden hemen sonra ne yaptılar? 69'da seçim sistemini değiştirdiler. Zaten 80'den sonra da barajı getirip koydular. Mesela bakın bugün Türkiye'de bugün konuşamıyoruz ya Kürt sorunu. Bu memlekette özgürce tartışılamıyor. HDP'li onlarca arkadaşımız seçilmiş, belediye başkanları, milletvekilleri cezaevinde. Türkiye İşçi Partisi o yıllarda doğu mitinglerini yapıyor. Değil mi? Tarık Ziya ikincisi geliyor, meclis kürsüsünde doğu raporunu anlatıyor. Ya bu sorunları tartışacak bir zemin kurmaya çalışıyor. Ama ne olmuş? Hep baskıyla, zorlayarak susturmaya çalışmışlar. Ama işte bugün baktığınızda mesela hep söylüyorum. Mesela Deniz Gezmiş'i idam eden savcıyı kaç kişi hatırlar? Orada o kararı veren hakimin adını bilen var mı ya? Tamam mı? Ya bilenler de ancak hani kinden biliyorlardır. Tabii. Ama Deniz Gezmiş'in adını hiçbirimiz unutmuyoruz. Tabii. Hiçbirimiz tabii unutmuyoruz. İşte Beyci Hanımlar, Mehmet Ali Aybarlar, Yaşar Kemaller, Can Yüceller, Kemal Türklerler. Bunların hepsi bugün halkın yüreğinde yer etmiş. Yani ne yaparsanız yapın silemiyorsunuz. Şimdi biz de açık söyleyeyim,
onlara layık olmaya çalışıyoruz. Biz onların hani çırağı sayılamayız. Yani o zorluklarda, o imkansızlıklar içerisinde yaptıklarının yanında bizim yaptıklarımızın adı anılmaz. Ya Türkiye'de 1960'lı yıllarda çıkacaksın, sen doğu mitingleri yapacaksın. Çıkacaksın, Türkiye'de insanların eşit yurttaş olmadığını anlatacaksın. Kolay mı ya? Bunlar yapılmış yani. Peki siz 14 Mayıs seçimleri sonucunda 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin nasıl bir tabloyla karşılaşacağını öngörüyorsunuz? Şöyle bakmıyorum Uğur Bey. Yani 15 Mayıs sabahı bütün sorunlarımız çözülecek, işte pembe bir güne uyanacağız, her şey artık bitti falan, böyle değil. Gayet. Yeni bir döneme adım atacağız. Ama önümüzde çok büyük zorluklar olacak. Hı hı. Bunu biliyoruz. Yani çok zor bir... Zaten o yüzden Emek ve Özgürlük İttifakı kendisini nasıl tarif ediyor? Biz önümüzdeki dönemin ana muhalefeti izliyoruz. Değil mi? Hı hı. Önümüzdeki dönem biz toplumun, yurttaşın, bu ülkede yaşayan bütün halkların parlamentodaki temsilcisi olmaya ve bu temsiliyeti güçlendirmeye, büyütmeye çalışıyoruz. Amacımız ne? Bu iktidarın 20 yıldır yarattığı yıkım, halka ödettiği o ağır faturalar, bunların hesabı sorulurken, eğer yeni iktidar bir ikiricikli davranırsa, eğer yeni iktidar cesur davranmazsa, eğer yeni iktidar halkın çarelerine derman olmazsa, buna ciddi bir muhalefet gösterecek. Ama bu 20 yıldır yaratılan yıkımı telafi etmek için atılacak her türlü adıma da olur yardım mu? Olacak, destek olacak. Onu daha güçlü, daha doğru, daha iyi, daha güzel yapsın diye zorlayacak bir muhalefete ihtiyacı var bu memleketin. Biz kendimizi dolayısıyla 15 Mayıs günü yeni bir mücadele dönemine, yeni bir mücadele dönemine halkın desteğini, gücünü arkasına almış olarak... Onlarla birlikte. Peki Cumhur İttifakı ile muhalefet bloğunun milletvekillerini nasıl paylaşacaklarını düşünüyorsunuz? Şimdi tabii daha 44 gün var. Ben biraz şeyi doğru bulmuyorum. Hani bugünden seçim sonucunun bütün matematiksel tartışmasını yapmak ya biraz yurttaşa saygısızlık gibi de geliyor. Sonuçta yurttaşlar böyle bir takım partilerin, tırnak içinde söylüyorum, tapulu malları değil ki. Yani ne derse o partiden onu yapacak falan. Şimdi yurttaş artık şu, mühür bende. Mühür yurttaşta bu saatten sonra. Şimdi bu özgüvenle bakacak. Mesela daha önce oy verdiği partilere bu özgüvenle bakacak. Yeni oy vermeyi düşündüğü partilere bu özgüvenle bakacak ve bir karar verecek. Ben bir kere değişim rüzgarının güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum. Bizim açımızdansa biz şöyle bakıyoruz. Diyoruz ki biz yurttaşın ne kadar büyük bir kesimini parlamentoda temsil edebilirsek bizim için o kadar önemlidir. Yani ne kadar? Çünkü bakın, şimdi bu iki kutuplu siyaset, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı, asla ne diyeyim aynı görmüyorum. Kuşkusuz çok farklılar. Mesela en azından şunu söyleyelim. Biz Millet İttifakı'yla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesi konusunda %100 bir görüş birliği içerisindeyiz. Yani bunu hiç tartışmıyoruz. Yani güçlü parlamenter sisteme geçiş konusunda. Tabii hiç mesela bir an önce Türkiye'nin bu ucube sistemden kurtulması lazım. Ama öbür tarafta ne var? Bu ucube sistemin devamlılığı dışında bir ortaklığı olmayan bir ittifak var. Yani onları yan yana getiren şey ne? İşte bu tek adam sistemi devam etsin. O yüzden biz şöyle bakıyoruz Uğur Bey. Bizim bir tarafta düşmanlarımız var. Yani bu şey kişisel düşmanlık olarak algılanmasın. Yani o fikirler, o yönelim bu ülkeye kötülük yapıyor. Bunlarla kıyasıya mücadele edeceğiz. Bunlarla asla uzlaşmayacağız. Onlar halkın çıkarlarını savunmuyorlar. Bir tarafta rakiplerimiz var. Millet İttifakı bizim rakibimiz. Biz daha iyi muhalefet edeceğimizi iddia ediyoruz. Biz ülkenin yarınları için daha güzel şeyler önerdiğimizi iddia ediyoruz. Ve bunu yurttaş önünde bunu tartışmak istiyoruz. Bir tarafta da bizim dostlarımız var. İşte Emek ve Özgürlük İttifakı budur. Bizim dostlarımızdır. Ve şöyle formüle ettik biz bunu. Dedik ki bu AKP döneminde aslında iki kötü şey birden oldu. Bir tarafta devletin geleneksel yapısı paramparça oldu. Dağıtıldı, böyle bir bozuldu. Yani liyakat kalmadı mesela, değil mi? Herkes bunu görüyor. İşte yargı mekanizması, ne bileyim eğitim, sağlık, ekonomi, tüm temel alanlarda sadece iktidara bağlı, sadece iktidarın tercihlerine göre düzenlemeler yapıldığı için mekanizmalar bozuldu, işlemiyor. Şimdi Millet İttifakı bizim anladığımız kadarıyla bunu tekrardan dizayn etmek istiyor. Onlar diyorlar ki biz bunu restore edeceğiz, biz bunu düzelteceğiz. Biz de diyoruz ki bu yetmez. Yeniden kurmak lazım. Bazı başlıklarda çok daha radikal adımlar atmak mesela lazım. Ya mesela bakın, sadece beşli çeteden ibaret değil Türkiye'deki ekonominin sorunu. Türkiye'de çok daha köklü, derin bir eşitsizlik var.
Mesela bakın çok açık söyleyeyim. Hani içinden geçtiğimiz süreçleri muhalefetle çok farklarımızı ortaya koyarak bir faydası olduğunu düşünmüyorum ama yurttaş anlasın diye şöyle söyleyeyim. Ekonomi alanı. Biz diyoruz ki Türkiye'nin kurtuluşu planlı, kamucu, halkçı politikalarla olur. Mesela eğitim. Arkadaş eğitim alınıp satılamaz ya. Ya şöyle bir şey olamaz. Biz bunu reddediyoruz. Yani iki tane çocuk düşün. Diyelim ki aynı çalışkanlıkta, aynı zeka seviyesine sahip, aynı yaratıcılıkta. Şimdi birinin annesi babası zengin, en güzel okullarda okuyacak. Öbürü aynı imkanlar ailesinde olmadığı için o eğitimi alamayacak. Ya paralı eğitim diye bir şey olamaz Uğur Bey. Mesela sağlık. Ya şimdi AKP döneminde adamlar gittiler, özel hastane sahibi patronu sağlık bakanı yaptılar. Hani o zaten işin ifrada varmış hali. Ama mesela buna herkes karşı çıkar. Ama şunu, sağlık konusunda da bazı olumlu adımlar attılar. Yani bunu da inkar etmemek gerek. Hayır, hiç, ben şunu söyleyeyim. Temele bakacağız. Temele bakacağız. Şimdi bazen şey olur ya, böyle yıkılan bir inşaat vardır. Tamam mı? Mesela o lanet olsun Adıyaman'daki otel öyledir mesela. İsyas. İsyas Oteli. Değil mi? Çökmüş, çürümüş bir bina aslında. Dışını güzelleştirip otele çevirmiş. Şimdi bakın AKP'nin sağlıkta yaptığı şey budur. Çökmüş ama etrafını cilalayarak güzelmiş gibi gösteriyor. Ama ilk sallantıda hepimiz hayatımızı kaybedeceğiz. Bakın şu çok basit bir şey söylüyorum ya. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın özel hastane patronu olmasına herkes karşı çıkar. Aklı başında her insan buna karşı çıkar. Ama ben daha ileri bir adıma ihtiyacı var bu memleketin diyorum. Sağlığın alınıp satılabilir bir şey olmasını kabul etmemeliyiz. Yani bir insan, ya özür dilerim paylaşmak zorundayım. Yani bu SM hastası çocuklar. Ya çok herkesten doğru. Rica çok ediyorum. Doğru. Ya bakın herkesten çok rica doğru. Ediyorum. Şöyle düşün. Dün geçiyorum. Şeyde Söğütlü Çeşme'de trenden indim Uğur Bey. Yani gerçekten ne yapacağını bilemiyor insan. Ya diyor ki işte 1 milyon 600 bin lira hastane masrafları, tedavi masrafları sizin 5 liranıza 10 liranızda biz bunları toplamaya çalışacağız. Evet. Ya düşünün ya 3 ay sonra o parayı bulamazsa çocuğunu kaybedecek bir aileden söz ediyoruz. Bey, yani bu akıl almaz bir şey. Ben defalarca yazdım, anlattım. Devletin mutlaka bu çocukların özellikle 1 yaşını doldurmamış çocukların o ilaçla, son bulunan ilaçla tedavi edilebilir olduğunu ve bunun devletçe üstlenilmesi gerektiğini, o ailelerin internet köşelerinde avuç açar hale getirilmesinin çok utanç verici bir durum olduğunu, devletin bu kadar güçsüz bulunmadığını, yani şu soygunla götürülen, hortumlanan paraları düşündüğünüzde bu çocukların masrafları nedir ki? Nedir ki yani? Ummanda bir katre gibi kalıyor bunlar. Dolayısıyla o SMA'lı bakın, bebeklerin acilen kurtarılmaları için adım atılması gerekiyor. Hatta bir de ilave yapayım. Ben bunu okuyamadan söyleyemiyorum. Sizin paylaşımınızdan not aldığım bir rakam bu. Türkiye İşçi Partisi'nin araştırma komisyonunun verdiği rakam. Bugüne kadar 20 yılda halktan toplanan vergiler 9 trilyon 443 milyar 831 milyon lira. Ya şimdi, bakın, şimdi ben bu rakama bir daha okuyayım. 9 lütfen, trilyon lütfen. Bakın, 443 milyar 831 milyon. Bakın bu yani kadar Türk para lirası. Toplanan bir ülkede herhangi bir yurttaşın mesela sağlık hakkından faydalanamaması, bu kadar para toplanan bir ülkede herhangi bir yurttaşın eğitim hakkından faydalanamaması, konut hakkından faydalanamaması, en temel insan ihtiyaçlarını karşılamaması mümkün müdür? Ya bakın devlet de yurttaşa karşı sorumludur. Hani dediniz ya utançtır. Bakın çok açık söyleyeyim, devlet adına utançtır. Yani sen bir tane evladımız var, 1,5 milyon lira para toplarsa yaşayacak, o parayı toplayamazsa ölecek. Devlete başvuruyor. Devletin yaptığı şey valilikten buna yardım toplama izni veriyor. Ya utanç verici bir şey ya. Gerçekten çok acı verici. Ve ama işte bakın Uğur Bey bunu bu kadar net söylemek lazım. Bu temeline ineceğiz bunun. Diyeceğiz ki kardeşim temel insan hakları, insanın temel ihtiyaçları alınıp satılamaz. Ya mesela bakın elektrik. Elektriksiz yaşayabilir miyiz? Ya 21. yüzyılda elektriksiz yaşanabilir mi ya? Deprem bölgesinde gömülmelerin olduğunu. Zaten bizim olan doğal kaynakları bir takım şirketlere veriyoruz. Onlar oradan elektrik dağıtımı yapıyorlar ve buradan para kazanıyorlar. Ya akıl dışı bir şey değil mi bu? Arkadaşlar çok basit. Bakın çok basit bir şey söylüyorum. Yani hepimizin kullanmak zorunda olduğumuz bir şeyi
Birileri daha fazla para kazanmak için devletten alıyorlar ve daha üstüne karlarını koyarak bize satıyorlar. Bu akıl dışı bir şey. Bakın daha radikal bir şey söylüyorum. Su. Yani bir ülkede çeşmeden su içilemez mi ya? Yani susuz yaşayabilir miyiz? Hepimiz suya muhtacız mı? Yani 24 saat susuz yaşasak sağlık problemleri yaşarız. Şimdi gidiyorlar devletin, ülkenin, sizin, benim, hepimizin olan doğal su kaynaklarını bir takım şirketlere veriyorlar. Al diyor, 99 yılına burası senin, 49 yılına burası senin. Sen buradan bizim suyumuzu çıkar, bize sat. Bak, o yüzden başa dönüyorum. Çok basit. Diyeceğiz ki insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak bir devlet yükümlülüğüdür. Ey devlet, sen hepimizden vergi alıyor musun? Niye alıyorsun bu vergiyi? Biz çocukken hatırlarım böyle TRT'de. O zaman kamu spotu diye bir kavram yoktu. Ne diyorlardı hatırlamıyorum. Şöyle, verdiğiniz vergiler yol, su, elektrik olarak size geri dönecek. Çok popülerdi. Ödediğiniz vergiler yol, su, elektrik. Şimdi yola ücret ödüyor muyuz Hürbek? Suya ücret ödüyor musunuz? Elektriğe ücret ödüyor musunuz? Hani o zamanlar internet falan yoktu onların. Ama ya devlete biz niye vergi veriyoruz? Hizmet etsin diye. Ama devlet hem bizden vergi alıyor, hem o hizmetler için ayrıca para alıyor. Bu da normalmiş gibi anlatılıyor. Şimdi biraz bunları artık tartışmak lazım. Yani bu neoliberalizm dedikleri, bu kapitalizm dedikleri sistemi biraz tartışmak, biraz ufku geliştirmek lazım. O yüzden biz ezberleri bir kıralım. Yani AKP'den kurtulurken Türkiye'ye bir iyilik yapmak istiyorsanız bize dayatılan bir takım ezberlerden de bu arada kurtulmamız, yeni bir bakış açısını Türkiye'ye egemen kılmamız lazım. Biz seçim emek ve özgürlük için beyannamenizi yazdınız mı? 9 Nisan'da ilan edeceğiz. Yani bunlar tabii ki olacak tabii mı tabii seçim ki, beyannamenizde? Tabii ki. Bakın biz şunu söyleyeyim, yani herkes bilsin. Ben halka yalan söylemek suçtur. Bize böyle öğrettiler. Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi önümüzdeki seçimlerde iktidar olmayacak. Ben bunu biliyorum. Ve seçim beyannamesi biz iktidara gelsek şunu yapacağız, bunu yapacağız diye yazdığımız şeyler değil. Biz güçlenen bir Türkiye İşçi Partisi'nin, güçlenen bir Emek ve Özgürlük İttifakı'nın neleri yapabileceğini anlatmaya çalışacağız ve ülkeye yeni bir vizyon sunmaya çalışacağız. Yani mesele, bakın tekrar diyorum, mesele sadece bu 20 yılda ortaya çıkan yıkımın rehabilite edilmesi meselesi değildir. Bu çok önemlidir. Bunun için hep beraber işbirliği yapacağız, güç birliği yapacağız. Biliyorsunuz ya, biz 3,5 yıldır ortak tek adayda bu işi bitirmek lazım Cumhurbaşkanlığı seçiminde diyen çizgiden geliyoruz. Peki siz bulunduğunuz ittifak ve Türkiye İşçi Partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkartmadınız. Ama Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz? Şimdi biz şunu söyledik Uğur Bey. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bütün muhalefet güçlerinin bir aday etrafında birleşmesi lazım dedik. Bunu çok önceden söyledik. Neden böyle söyledik? Çünkü o böyle bir motto oldu o şimdi. Ya arkadaş, ikinci turda oy verebileceğimiz kişiye ilk turda da oy verebiliriz. Bir deneyimdir bu. Bizim bulduğumuz, keşfettiğimiz bir şey değil. O başta sözünü ettiğim halk toplantılarında yurttaştan öğrendiğimiz bir şey. Yurttaşta biz tartışırken şunu fark ettik. 2018 seçimlerinde muhalefet çok adaylı gidince, mesela siz adaysınız muhalefet, adayı, ben adayım, Mine Hanım aday, bir de karşımızda o günkü iktidar var. Üçümüzün hedefi ne? İkinci tura kalmak. O zaman ne yapıyoruz? Birbirimizle tartışıyoruz. Yani ikinci tura kalmak için. Ve bu bir enerji kaybına neden oluyor. Aslında hepimizin ortak bir derdi var. Yani bu sistemi değiştirmek istiyoruz ama enerjimiz burada kalıyor. Buradan yola çıkarak biz demiştik ki bir ortak adaylık doğrudur. Şimdi burada bir sevindirici bir gelişme oldu. Geçen seçimde 3 aday çıkartan Millet İttifakı bu sefer tek adayda ortaklaştı. Şimdi bunu görmeden hareket etmek mümkün değildir. Biz bunu gördük. Bu önemli bir gelişmedir dedik ve biz bir bölen olmayacağız dedik. Yurttaştaki o kurtuluş duygusuna ortak, biz de hissediyoruz onu ya. Biz de bu ülkenin yurttaşıyız. Yani siyasetçi dediğiniz, hani hele bizler söz konusu olduğumuzda ayda yaşamıyoruz ki. Ve biz o duygunun ortağıyız. Şimdi dolayısıyla aday çıkartmamak bizim açımızdan bir adımdı. Şimdi bundan sonrasına ilişkin de herhalde Cumhurbaşkanı adayımız gezecektir partileri. HDP ile bir görüşme yaptı. Diğer partilerle görüşecektir. Biz sendikalarla, odalarla, meslek örgütleriyle bir görüşelim. Önümüzdeki günlerde gerekiyorsa daha net bir pozisyon yani tarif edebiliriz. Siz belki çok net söylemeyebilirsiniz ama ben net bir yorum yapmak istiyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu
destekleme yönünde bir irade beyan edebilir yakında? Yani bunu değerlendireceğiz. Hem biz parti olarak değerlendireceğiz. Hem biz zaten parti olarak şunu söyledik. Yani o gelişme sırasında hani bu yeni ve önemli bir gelişmedir. Türkiye'de doğrudan Kemal Bey'in adını da vererek bunun değerlendirilmesi gerekir. Ama tabii ittifaklar uzun soluklu birliktelikler, yan yana gelişler. O yüzden oturacağız. Kendi ittifakımıza değerlendireceğiz. Belki Millet İttifakı oturacak bu durumu değerlendirecek. Önümüzdeki günlerde. Şimdi ama şu konuda rahatız. Biz Türkiye'de yurttaşın Tayyip Erdoğan'dan kurtulma, bu ucube sistemden kurtulma diyelim. Kişiyi de geçelim yani. Kişi de önemli. Evet, bir kişiselleştirmeden. Ucube bir sistem var ülkede ve bundan kurtulmak istiyor. Yurttaşlarda çok büyük böyle bir arzu var. Biz bu arzunun parçasıyız. Biz bu arzunun ortağıyız. Ve bunun yeni bir dönem için atılması gereken ilk adım olduğu konusunda hemfikiriz. Ondan sonrasına ilişkin olarak ise şunu söylüyoruz. Bir tarafta devletin sigortası olan bir yeni iktidar olacak. Bir de yurttaşın sigortası olan Emek ve Özgürlük İttifakı olacak. Enteresan bir meclis olacağı benziyor. Sayın Muharrem İnce'nin de adaylığı kesinleşti. Ona dönük bir şey söylemek ister misiniz? Yani İstemem. şöyle soralım bu soruyu. Sizin popülaritenizle Sayın Muharrem İnce'nin popülaritesini benzetenler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yok, hiç öyle bir benzerlik yok. Bakın bizim memleketin bütünlüklü çıkarlarından başka hiçbir çıkarımız yoktur. Bakın çok açık söyleyeceğim burada. Ben bir partinin genel başkanıyım. Ama benim partimin çıkarlarının üstünde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çıkarları vardır. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çıkarlarının üstünde bu ülkede yaşayan tüm yurttaşların çıkarları vardır. Yani ben başından bu yana tüm siyasilere şu çağrıyı yapmaya çalıştım. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki kimsenin kendisini, partisini, kendi ittifakını önceleyerek değerlendirme yapması, düşünmesi doğru değil. Böyle bir evrede değiliz. Herkes ama herkes bu ülkede yaşayan, ya bakın bu ülkenin %99'u acı çekiyor ya. %99'u acı çeken bir ülkede küçük hesaplar yapmanın zamanı mıdır yani? O yüzden herkes hani bakacak memlekete, siyaset memlekete karşı bir sorumluluktur, yurttaşa karşı bir sorumluluktur, bir iddiadır. Ve böyle davranmak gerekir. Ben bunun dışındaki tüm davranışları yanlış buluyorum. Seçimin birinci turda biteceğini düşünüyor musun? Biter. İlk turda biter. Yani ben yurttaşta da o feraseti görüyorum açık söyleyeyim. Yani şimdi bakın şöyle olur şimdi. Herkes bir ilk anda arzu ettiği, hayal ettiği bir isim vardır, beklediği. Onu göremeyince bir duygusal kırılma yaşar. Ama seçim yaklaştıkça ben Türkiye'de insanların rasyonele doğru tercihlerini geliştireceklerini ve Türkiye'de bu sistemle Türkiye'nin bir gün daha yönetilmesine yurttaşın tahammülünün kalmadığını görüyorum. Ve tavrı bu doğrultuda olacaktır. Yani bir an önce değiştirelim. Yani 15 gün daha bu sistemle yaşamak istemiyor yurttaşı. Mümkün olsa hani 24 saat daha yaşamak istemiyor. Hani yarın seçim olsa koşarak sandığa gidecek insanlar. Dolayısıyla ben ilk turda biteceğini düşünüyorum seçimin. Peki, bitmesi gerektiğini de düşünüyorum. Peki bence. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nı oluşturan genel başkanların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü vererek seçim gezilerinde üçü bir arada fotoğraf yansıtmalarının Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansını arttırdığına inanıyor musunuz? Arttırmıştır. Bence arttırmıştır. Çünkü zaten ismi geçen adaylar bunlardı. Yani üç adayın ismi geçiyordu. Evet. Şimdi hani tırnak içinde kullanayım. Üçü bir arada. Dolayısıyla bir artış olmuştur. Ama bakın orada da tavrımı söyleyeyim. Dikkat ederse tüm yurttaşlarsa mesela ben Millet İttifakı'yla pek çok konuda anlaşamayabilirim. Bakın programlarına falan baktığımda mesela emek alanında ciddi eksikler olduğunu görüyorum. Ne bileyim şeye çok üzülüyorum. Yani İstanbul Sözleşmesi lafı edilemiyor olmasına çok üzülüyorum falan. Bunları bir kenara bırakıyorum. Fakat oradaki o yan yana gelişi kıymetli buluyorum. Dün gece Meral Hanım İstanbul Sözleşmesi gençlerle buluşma oldu. Orada da yine soruldu. Dile getirdi tabii dedi İstanbul Sözleşmesi'ni. Teker teker partiler yani. Dile getiriyorlar onu. Tamam mı? Ama bakın bu söyleyelim önemli de şimdi oradan yok, yeni. Ben de görüyorum paylaşım. Onu. Ama şimdi mesela bunun o belgede de yer alması gerekirdi. Yani şimdi en temel tabii. Başlıklardan bir tanesi. Neyse şunu anlatmaya çalışıyorum. Pek çok konuda farklılıklarımız var. Fakat o masada
bunca badireye rağmen yan yana oturabiliyor olmalarını çok kıymetli buluyorum. Bakın bunu söyleyeyim. Farklı olabilirsiniz ama oturup konuşabiliyorsunuz. Mesela bu AKP'nin ortadan kaldırdığı bir şeydi Türkiye'de. Bir demokratik kültür. Şimdi şunu yaptı ya, bakın AKP iktidar dönemi şöyle bir dönem. Kendinden olmayan herkes terörist ilan edildi. Bakın bunu burada bir kez daha paylaşmak istiyorum. Ya öyle bir şey oldu ki bir gün Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması hiç aklımdan gitmiyor. Birisinden bahsederken, şimdi onu hatırlamıyorum, aşırı terörist dedi. Şimdi niye biliyor musunuz? Hepimizi terörist yaptığı için bir fark koyması lazım artık yani. Ya hatırlayın şimdi İstanbul'daki yerel seçimlerde. Değil mi? Yani İspark'a teröristler gidecekti. İSKİ faturamızı terörist getirecekti falan. Böyle şeyler anlattı insan. Yani kesimi şey. Bak şeyi yok. Yani söylediklerinin mantıksal sonucunu düşünemiyorlar. Yani sen bir ülkede örneğin işte İstanbul'da diyelim ki 10 milyona yakın yurttaşa terörist diyebilir misin ya? Ya gerçekten bakın yani şirazeleri bozuldu. Ve bunun en temel nedeni şudur Uğur Bey. Tayyip Erdoğan geride kalan 20 yıl boyunca iktidarını bir şeye borçtu. Karşısında oluşan ittifakları her seferinde bozdu. Yani mesela size bir anımı paylaşmak istiyorum. Buyurun. Çok önemli buluyorum bunu. Şimdi Ergenekon operasyonları zamanı. Şu aslında tablo şöyle. Kumpas davaları, Ergenekon davaları, Balyoz falan filan. Hı hı. Şimdi ne yapıyor? Mesela ordu içerisindeki bir grubu, devlet içerisindeki bir grubu hedef alıyor. Kendi iktidarının önüne tehdit olarak görüyor. Mesela ne yaptı? Döndü sosyalistlere, dedi ki bunlar dedi size 12 Eylül'lerde işkence yapanlar dedi. Aman karışmayın dedi. Bunlar derin devlet dedi. Hani bunlar dedi kontr gerilla falan dedi. Aslında bir taşla iki kuş vurdu. Hem gerçekten o kontr gerilla faaliyetlerini, o hak düşmanı eylemleri bunların üzerine yıkarak, içlerinde var mıdır? Arada vardır. Ama hepsini bunlara yıkarak bir bağırsak temizliği yaptı aslında orada. Yani bir tarih sildi. Söylediler de zaten. Bir tarihi sildi. Bağırsaklarını temizliyor. Bak bir tarihi sildiler orada. Ama yapmaya çalıştığı şey neydi? Bu ülkenin demokratlarından, solcularından, sosyalistlerinden, Kürtlerinden Ergenekon operasyonlarına destek almaya çalıştı. Destek alamasa bile tarafsız kalmalarını sağlamaya çalıştı. Şimdi bakın ben mesela o dönem bunları anlatmaya çalışıyordum dilim döndüğünce. Fakat kabalaştırarak söyleyeyim. Diyelim ki Kemalistler diyelim buraya, Ergenekon'a. Kemalistleri hedef alıyordu. Sosyalistleri, Kürtleri, işte Alevileri, Demokratları tarafsızlaştırmaya çalışıyordu, yanına almaya çalışıyordu. Sonra, bir yıl sonra, mesela KCK davaları adıyla, o zamanki DBP'li belediyelere, DBP yöneticilerine dönük operasyonlara başladı. Ve döndü, Ergenekon'da yargıladıklarına, oradaki ulusalcı, Kemalist insanlara karışmayın dedi, burada terörle uğraşıyoruz dedi. Ya aynı kumpas davası. Yani aynı savcılar, aynı hakimler. Kumpaslar kurdular. Ve bakın bütün AKP iktidarı böyle geçti. Ya sürekli olarak karşısına birisini hedef tahtasına yerleştirdi. Onun etrafını boşalttı. Yanını alamıyorsa tarafsızlaştırdı. Ve yürüdü. Şimdi mesela son 5 yıldır ne yapıyor? HDP böyle bir hedef tahtası. Hep Millet İttifakı'nı HDP ile tehdit ediyor. Hep ona işaret ediyor. Ve HDP'yi hedef tahtasına oturttu. HDP'yi yalnızlaştırmaya çalışıyor. HDP'nin etrafında kimse olmasın istiyor. Böylece bütün iktidarını ona düşmanlık üzerinden kurumsallaştırabileceğine inanıyor. Ya mesela çok üzülerek söylüyorum bunu. Diyarbakır'a atanan kayyum, hatırlayın ya. Bak Selçuk Mızraklı, keşke sesimiz ulaşsa da sevgiyle selamlasak kendisini. Çok büyük bir halk iradesiyle gitti, Diyarbakır Belediyesi'ni kazandı ve kendinden önce atanan kayyumun odasını açtı. Nasıl lüks içerisinde, nasıl şatafat içerisinde, halkın parasını nasıl çarçur ettiklerini gösterdi. 3 ay sonra Selçuk Mızraklı'yı tekrar görevden aldılar bir bahaneyle. Yerine kayyum atadılar, Selçuk Mızraklı'yı cezaevine attılar. Ve bakın biz buna ses çıkartmadık. Biz buna ses çıkartmadık, kabul edelim yani. Ve bu çok ayıp bir şey arkadaşlar. Ya memleketin bir bölgesinde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı elinden alınmış durumda ya. Belediye başkanı seçemiyor, milletvekili seçemiyor. Ama buna ses çıkarttığınız zaman siz hemen terörist yandaşı o tarafa şey yapılıyorsunuz. Tabii, teröre bulaşmış olanları ayırmak koşuluyla. Ya bunu bakın bunu siz bu ülkede bağımsız buna mahkemeler kurarsınız. Her suçlu suçu neyse insanlar gider evet. Yargılanır. Ama şimdi yani şunu söylemedi, müsaade edin. Yani şimdi Selahattin Demirtaş yargılanıyor. Cezaevinde yıllardır. Arkadaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen kararlara bakın ya.
Ya yazık değil mi kardeşim? Siz bizim ülkemizi dünyada niye rezil ediyorsunuz ya? Gerçekten yani dünyanın en adil olmayan, en hukuksuz, yargının iktidara en bağımlı olduğu ülke haline bizim ülkemizi getirmeye ne hakkınız var sizin ya? Şimdi bunları söylememiz lazım. Buraya bir nokta koyalım. Bir kısa reklam arasına gireceğiz. Sevgili seyirciler, Kapitalizme karşıyız ama Genel Başkanı Sayın Erkan Baş reklam arasından sonra bizimle birlikte olacak. Çok ilginç sorular ve ilginç olacağını umduğumuz cevaplar sizleri bekleyecek. Rising Pergola'nın sunduğu Uğur Dündar'la haftanın panoraması devam edecek. Rising Pergola'nın sunduğu Uğur Dündar'la haftanın panoraması devam ediyor. Sevgili seyirciler, TV 100 ekranlarında haftanın panoraması devam ediyor. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Konuğumuz Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş. Sayın Baş, şimdi seçim güvenliği, sandık güvenliği fevkalade önem taşıyor. Bu konuda yaygın bir endişe var. Türkiye İşçi Partisi ve sizin içinde bulunduğunuz Emek ve Özgürlük İttifakı, sandık güvenliğinin sağlanması için genele nasıl bir katkı sağlayacak? Ya şimdi bir kere şunu söyleyelim Uğur Bey, bakın ülkenin içinde bulunduğu bu karanlığın önemli yansımalarından bir tanesi. Ya yurttaş gidecek seçimde oy kullanacak ama kimsenin vicdanı rahat değil, şöyle rahat değil, kaygılıyız. Neyin kaygısını yaşıyoruz? Acaba benim attığım oyla sandıktan çıkan oy aynı olacak mı? Yani bir ülkede bu tartışılıyorsa hani artık neyi konuşabiliriz ki? Yurttaş oy kullanacak, ondan sonra bir de o sandıktan attığı oyun sağlıklı biçimde çıkması için sorumluluk üstlenecek. Maalesef bu durumdayız. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bir kere Türkiye İşçi Partisi olarak olabildiğince yaygın bir biçimde bir üyelerimizi aşan seçim gönüllüleri örgütlenmesi yaptık. Sadece seçimle ilgili. Mesela ben Türkiye İşçi Partisi'ne üye olamam çeşitli nedenlerle. Ama onunla seçim sürecinde onun faaliyetlerinin bir parçası olmak istiyorum diyen yurttaşları esas olarak da sandık güvenliği konusunda yetkilendirmek istiyoruz. Onları üyelerimiz şu anda, fiilen üyelerimiz zaten yapacak. Onun, evet, onun ötesinde daha geniş bir halkaya ihtiyacımız var. Partimizin hukuk bürosu konuyla ilgili çalışıyor. Yani bütün bu sandıklardaki görev alacak arkadaşlarımızın seçim hukuku konusunda aydınlatılması, bilgili, birikimli, haklarını bilen, yani orada ne yapılması gerektiği konusunda son derece donanımlı hale gelmesi için bir çalışma zaten yürütüyoruz. Ama şunu açıkça ifade edeyim. Ya, Türkiye'de hiçbir parti tek başına bu seçim güvenliğinin tümünü sağlayamaz. Hiçbir parti bunu yapamaz. O yüzden mutlak işbirliğine ihtiyaç var. Ve açık ifade edeyim. Temaslarınız var. Tabii ki. Yani bakın ayrıca mesela bu konuyla ilgili özel olarak bir yan yana gelmiş demokratik kitle örgütleri var, sivil toplum kuruluşları var ve siyasi partiler var orada. En geniş bir biçimde ve bu sandık güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bakın başka konularda anlaşamayabiliriz. Yani siyasi olarak farklıyızdır, dünya görüşlerimiz farklıdır, politik programlarımız farklıdır. Ama burada hepimizin yurttaşa karşı bir sorumluluğu var. Yani ne olacaksa onun kararını yurttaş vermiş olsun diye bir yan yana geliş var. Buradan bir kez daha ifade edelim. Yurttaşlar da bu konuda bence bütün siyasi partileri zorlamalılar. Yani bu hiçbir konuda anlaşamıyorsak bile sandık güvenliği konusunda şeffaf, yurttaşa güven veren, hani kazansa da kaybetse de seçim sonucunda kafalarda soru işareti bırakmayan bir yaklaşıma girmek lazım. Ama şunu söyleyeyim, yani iktidarın daha önceki pratikleri bize şunu gösteriyor. Yani bu artık deneyim de sabit. Bu iktidar kazanmak için her tür hileyi meşru gören bir iktidar. Yani işte mühürsüz oyların geçerli sayılması en radikal örneğiydi. Ben o dönemde bir sandık güvenliği çalışmasının içindeydim. Mesela çok ilginç şeylerle karşılaştık. Yani bir sandıkta diyelim ki 300 kişi oy kullanmış, 305 tane evet çıkmış. Böyle sandıklar var Türkiye'de. Niye? Şey diye açıklıyorlardı bunu. İşte orada görevli polisler de oy kullanmış. Ama çok iyi hatırlıyorum. Şeyini tekrar çıkartırım. Şanlıurfa'da bir sandığa özel olarak takıldım yani o sandığa.
Ya olamaz ya, bir sandıktaki her yurttaşım, çünkü niye? Sizin nerede oy kullanacağınız seçimden 45 gün önce ama belli. Ama o sandıklara muhalefet o seçimde temsilci gönderememişti. İşte tam o yüzden. Evet. Bakın Uğur Bey, şöyle bir şey olmaz. Yani bizim hangi sandıkta oy kullanacağımız 40 gün 45 gün önceden netleşiyor. Yani bir sandıktaki her yurttaşın oraya gidip oy kullanması çok zor bir ihtimaldir. Çünkü o 45 gün içerisinde örneğin hayatını kaybeden olabilir. Şehir dışına giden, yurt dışına giden olabilir. Hasta olan olabilir. Çeşitli şeyler olabilir değil mi? Dolayısıyla nedir? Mesela %85 üstü katılım aslında seçimde iyi bir katılımdır. Türkiye bu açıdan dünyadaki önemli örneklerden bir tanesidir. Ama biz o sandıkta özel bir çalışma yaptık. Tabip odasıyla falan da özel bilgi rica ettik. Ya o sandıkta arada ölmüş insanlar vardı. Ama onlar da oy kullanmış gözüküyorlardı. Bu iktidar bunları yaptı. Ve yapmak için büyük bir çaba içerisinde olacaktır. Çünkü başka türlü kazanma şansı yok. Biz de engellemek için hep birlikte çalışacağız. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bu konuda bütün olanaklarımızı seferber ettik. Bütün üyelerimiz, gönüllülerimiz sandık sandık elimizden geldiğince ulaşmaya çalışacağız. Ama yetmez. Ulaşamayacağımız yerleri karşılıklı olarak paylaşmamız lazım muhalefet güçleriyle beraber. Bir de sonuçta şu anda muhalefet çok geniş bir zemine oturmuş durumda. İşte Millet İttifakı'nda diyelim ki 6 parti var. Bizde 6 siyasi parti var. Onun dışında başka muhalif partiler var. Hepimizin burada yan yana gelmesi ve sorumlu davranması gerekiyor. Yurttaşlar da sorumluluk aldıklarında ben engelleyebileceğimize inanıyorum. Yani mesela İstanbul seçimleri bunun örneğidir değil mi? İstanbul'da. Ben de onu soracaktım. İstanbul'da... Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok büyük farkla kazandığı ikinci seçimde bütün sandıklar güvence altına alınmıştı. Ya ilk seçimde burada, de öyle. Burada Türkiye genelinde aynı İstanbul'da olduğu gibi sandıklar korunacak mı, emin misiniz? Şimdi Uğur Bey bakın şöyle düşünmemiz lazım. Eğer biz ilk İstanbul seçimlerinde o sandıkları korumamış olsaydık ne olacaktı? Bunlar diyeceklerdi ki Atalan Üsküdar'ı geçti diyeceklerdi. Hatırlayın o günün sabahını her taraf afişlenmişti. Tabii. Bütün billboardlar doldurulmuştu falan. Ama o gün de yurttaş aynı sorumlulukla davrandı. Özellikle adını vererek söyleyelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Örgütü başta olmak üzere. Canan, değil mi? Canan Kaftancıoğlu'nun önderliğinde. Yaptılar arkadaşlar İkrem bu Bey işi. De o geceyi çok iyi yönetti. O da çok başarılıydı. Ve o gece mesela hepimizin aklından çıkmaması gereken bence o gecedir. Evet. Yani 10 tane 20 tane sandıkta boşluk olsaydı belki o aradaki fark kapatılacaktı ve zaten ilan edip bitireceklerdi. Mesela şundan eminiz değil mi? Bir oy farkla Binali Yıldırım çıksaydı o seçim iptal edilmezdi. Binali Yıldırım İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olurdu. Ama tutuldu sandıklar, sahip çıkıldı. Fark 10 bin civarında Ekrem Bey lehine çıkınca, artık orada çaresiz kalınca bu sefer Yüksek Seçim Kurulu'nu devreye soktular. Ama orada da halk gene daha büyük bir tokatla yani bitirdi. İstanbul modeli varken yeni bir arayışa hiç gerek yok. Aynı örgütlenmeyi sadece İstanbul için değil tüm Türkiye genelindeki sandıklar için de yapmak zorunluluğu. Yani şunu da söyleyeyim, bana sık sık soruluyor. Hani bu iktidar yenilebilir mi? Mesela hala yurttaşta böyle bir kaygı var. Ya da bunlar yenilseler de gitmezler falan gibi sözler söyleniyor sokakta. Hani iyi niyetleri bir kenara bırakarak söyleyeyim. Burada toplumu bir yenilgiye alıştırma çalışması olduğunu düşünüyorum ben. Asla bunu kabul etmemeliyiz. Evet, bu iktidar yenilebilir. Biz bu iktidarı daha önce yendik. İşte İstanbul seçimleri bunun örneği değil mi? Yendik. Hep beraber bu ülkenin bütün dürüst insanları, onurlu insanları, yurttaşları, siyasi parti ayrımı falan gözetmeden yan yana geldi ve orada Binali Yıldırım falan değil, adını koyalım yani, orada Tayyip Erdoğan'ı yendik biz. Tayyip Bey dedi zaten, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Şimdi bir bu. İki, hani bunlar kaybetseler de gitmezler falan diye böyle komplo teorileri şey yapılıyor. Vallahi bana da sorarsanız Tayyip Erdoğan kendisi gitmez. Ama o gitmiyor zaten, biz gönderiyoruz. Arada böyle bir fark var. Yani halk gönderiyor. Dolayısıyla tıpış tıpış gidecek. 81 ilde aday çıkarmayı düşünüyor musunuz Sayın Başkan? Şimdi şöyle, şunu tüm yurttaşlarımız bilsin. İki seçime gidiyoruz değil mi aynı anda? Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim, yani milletvekilliği seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacağız? Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, bu Cumhur İttifakı'nı tarihe havale edeceğiz. Amacımız bu. Şimdi aynı anda bir görevimiz daha var. Bu çok önemli. Parlamentoda, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin mümkün olan en yüksek sayıya ulaşmasını sağlamamız lazım. Bakın, tekrar ediyorum. Hiç kimsenin kendi partisini düşünmesi zamanı değil. Muhalefet en yüksek sayıya ulaşmak zorunda. Tersten söyleyelim. AKP-MHP blokunu mümkün olduğunca az sandalyeye doğru sıkıştırmamız lazım. Neden? Anayasayı değiştireceğiz çünkü. Hedef bu.
en az 360 muhalif milletvekili parlamentoya girecek. Ki anayasayı halk oyuna sunabilelim. Dolayısıyla birinci hedefimiz... O zaman Cumhur İttifakı'nın 240'ta kalması 240'ın lazım. Altına doğru itmemiz evet. lazım. Şimdi bir, bunu hiçbir yurttaşımızın unutmamasını istiyoruz. Bunu biz gördüğümüz gibi, bunu AKP MHP de görüyor. Eridiklerini görüyorlar. Ve buna ilişkin önlem almaya çalıştılar. Ne yaptılar? Seçim yasasını değiştirdiler. Şimdi bak, bu çok kritik bir konu. Şimdi bu daha önce Özal'ın falan da yaptığı bir şeydir. Yenilen, kaybeden bütün iktidarlar kaybettiklerini görünce ellerindeki son kozları oynamaya çalışırlar. Mecliste 301'in üstünde, yani yasa yapabilecek güçleri olduğu için bir yıl önce gittiler, seçim kanununu bir kez daha değiştirdiler. Şimdi bu yeni bir durumdur. Bunun altını çizmek istiyorum. Tüm yurttaşlarımız bunu bilsin. Çünkü ben bazen şimdi sokakta konuşuyoruz yurttaşlarla. Seçim kanunu bilmediklerini hissediyorum. Üzülüyorum. Ama yani şimdi yurttaşa kızmaya hakkımız yok ki. Ya her seçimde seçim kanunu değişen bir ülke olur mu ya? Doğru. Yani geçen sefer mesela ihtiyaçları vardı. 50+1 AKP kendi başına alamıyordu. MHP ile beraber alabiliriz diye düşündükleri için ne yaptı? İttifak getirdiler. Bir değişiklikti o. İttifaklı sistem. Çünkü hani bunu söyleyeyim. Bunlar sadece kendilerini akıllı sanıyorlar. Mesela ittifakı biz kurarız, karşımızdaki hiç kimse ittifak kuramaz diye düşünüyorlardı. O ittifaklı sistemi getirirken düşündükleri şey buydu. O yüzden onların işine yarayacaktı. Fakat ne yaptık? Kusura bakmasınlar. Biz de onlar kadar akıllıyız. Yeni ittifaklar kuruldu. Yani ülke Cumhur İttifakı'ndan ibaret değildi. Bir tarafta Millet İttifakı kuruldu ve genişledi. Ve şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Yani onların oyununu bozduk. Fakat şimdi bunu da gördüler. Tamam mı? Eyvah dediler, yandık. Biz yalnız kaldık. Geniş geniş ittifaklar kuruluyor. Ve bu ittifaklar çok milletvekili çıkartacaklar. O zaman ne yapalım? Seçim kanunu bir daha değiştirelim. Şimdi mesela biz bunu görerek hareket edeceğiz Mine Hanım. Biz bunu görerek hareket edeceğiz. Bizim amacımız ne? Bir, AKP-MHP blokunu mümkün olduğunca az sandalyeye sıkıştırmak. İki, doğal olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nı mümkün olduğunca çok milletvekili çıkartmasını sağlamak. O yüzden, bakın burada belki ilk defa bu kadar açık ifade edeceğim bunu. Türkiye İşçi Partisi 81 ilde seçime girmeyecek. Ne yapacağız? İl il. İl il çalışma yapıyoruz. Yani yurttaşın verdiği her oy en değerli hale nasıl gelir? Nasıl kıymetli olur? Bunun yol ve yöntemlerini bulmaya çalışıyorum. Mesela bir örnek vereceğim. Şırnak. Şırnak'ta geçen seçimde AKP bir milletvekili çıkartmış, HDP 3 milletvekili çıkartmış. Şimdi biz oturuyoruz, Şırnak'a çalışıyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin Şırnak'ta milletvekili çıkarma imkanı var mı? Araştırma yapıyoruz. Oradaki üyelerimizle, yöneticilerimizle konuşuyoruz. Hayır diyorlar, yok. Ya biz milletvekili çıkartacak kadar oy alamayız burada. E o zaman diyoruz ki tamam, bizim orada ittifak ortağımız var. Yeşil Sol Parti seçime girecek. Bizim arkadaşlarımız, bize gönül verenler, bizi sevenler varsa Yeşil Sol Parti'ye oy versin. Ve diyelim ki belki de 100 oy farkla, 500 oy farkla AKP'ye kaybettiğimiz bu milletvekilliğini Yeşil Sol Parti kazansın. Muhalefet kazansın. Bizim ittifakımız kazansın. Dolayısıyla sorumlu davranacağız. O yüzden şöyle yapıyoruz. İl il çalışıyoruz. İl il. Hatta bazı yerlerde ilçelere, mahallelere kadar indiriyoruz çalışmayı. Peki şu anda kesinleşmiş il sayısı var mı? Yok. Ya şimdi şöyle, resmi olarak bir partinin seçime girmesi için 41 en az 41 ilde girmesi lazım. Demek ki en az 41 ilde gireceğiz. Ama öyle 41 ilde girmek istiyoruz ki aldığımız her oy ya bizim milletvekili çıkartmamıza sağlasın ya da muhalefete mümkün olduğunca zarar vermesin. Çünkü şunu söyleyeyim, ya biz 41 ilin 41'inde de milletvekili çıkartabileceğiz diye bir iddia taşımıyoruz. Ama örneğin Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili çıkartabilme potansiyeli taşıdığı iller var. Buralarda Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlere girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada da tekrar bir değerlendirme yapıyoruz tabii ki. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşil Sol Parti orada seçime giriyor mu mesela? Onlar gireceklerini söylüyorlarsa daha ince bakıyoruz. Yani sonuçta amacımız şu. Hiçbir oy, yurttaşın hiçbir oyu nasıl boşa gitmez, nasıl en verimli biçimde kullanılır. Ama buradaki yanlış algılamaları düzelteyim. Şöyle, mesela şu basit hesap doğru değil. Yani diyelim ki 100 bin oya milletvekili çıkıyor ve ittifakın bir partisi 101 bin oy aldı, diğer partisi 90 bin oy aldı. Bu 90 bin oy çöpe gider. Birleştiğinde de 199 bin bile olsa, hani birleştiğinde artsa bile o 99 bin oy vekil çıkartmaya yetmeyebilir. Yani seçimin böyle bir matematiği var. Ama yurttaş şunu bilsin,
Biz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime giren diğer partiler, bütün müttefiklerimizle beraber il il, ilçe ilçe çalışmalarımızı yapıyoruz. En anlamlı sonucu ittifak toplamda nasıl alırsa ona göre bir tavır geliştireceğiz. Ona göre o ilde bir yaklaşım geliştireceğiz. Hedefimiz, söyledim, parlamentoda ana muhalefet haline gelebilmek. Bu sadece sayısal bir şey değil. Temsil ettiğiniz toplumsal kesimlerle de ilgili bir şey. Yani mesela kadın hareketinin, sokakta mücadele eden kadın hareketini parlamentoda Emek ve Özgürlük İttifakı temsil etsin istiyoruz. Mesela Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Bu arkadaşlar 1,5 yıldır okullarına atılan kayyuma karşı okuldaki hocalarıyla birlikte çalışıyorlar, mücadele ediyorlar, protestolar yapıyorlar, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz istiyoruz yani Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir arkadaşımız meclise gelsin. Uğradığı haksızlığı çıksın meclis kürsüsüne anlatsın. Ve bundan sonra bu memlekette üniversitelere dönük böyle işte iktidarın yaptığı gibi bir yaklaşım geliştiğinde bir dakika ya ben bunu yaşadım ve ben bunu yaşanmasına izin vermiyorum diyen bir gencin parlamentoda olması çok önemli bir şeydir. Yani bunları sağlamaya çalışacağız. Bedel ödemiş toplum kesimlerine dönük çalışma içindesiniz. Peki bu akşam açıklayacağınız sürpriz olarak seyircilerimizin yorumlayacağı bir isim olabilir mi? Ya şimdi sürpriz, dediğim gibi isimler konusunda şimdi biraz önce arada duyurmayı atlamıştım onu. Bugün görüştük. Sevgili Serhat Özcan, tiyatrocu dostumuz. Evet. Onun adaylığı bizim Kültür Sanat Bürosu'nun yönlendirmesiyle geldi. Buradan onu da duyurmuş olalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mesela Aylin belediye işçisi, kadın bir arkadaşımız. Bence çok sürpriz. Yani tam Türkiye'nin böyle kadınlara ihtiyacı var diyeceğimiz bir adayımız Aylin. Yani belediyede çalışıyor. Genç bir kadın, daha yeni evlenmiş. Biliyor musun? Hayatının baharında. Ama mücadele etmek istiyor. Kendisi gibi işçi kadınlar neler yaşıyor? Genç işçi kadınlar nasıl sorunlar yaşıyor? Bakın bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları örnek olarak verebilirim. Önümüzdeki günlerde emin olun Türkiye'de nerede mücadele eden bir insan topluluğu varsa onların kendi içinden belirlediği arkadaşlarla bu işi devam ettireceğiz. Benim burada dikkatimi çeken iki aksan gidiyorsunuz. Bir mağduriyeti yaşayan, yani mağduriyeti olan. İkincisi de kendi yaşamında aslında bir direnişin, dik duruşun, bir tavrın sergilediği isimlere bakıyorsunuz ve kendisi de umudu örgütleyen, direnişi örgütleyen, oradaki emeğin hak gaspını örgütleyen isimlerden yola çıkıyorsunuz. Doğru mu görüyorum? Ya, çünkü Mehmet Aslantuğ öylesine seçilmiş bir isim değil. Yani sonuçta Sayın Aslantuğ bir dizide görev almıştı. Devam ediyordu oyunculuğu. Orada bir istifa durumu oldu. Çok genel söyleyeyim bakın. Bu iktidar kimi susturmak istiyorsa biz onu konuşturmak istiyoruz. Ya bu iktidar şunu istiyor. Herkes kendi gibi düşünsün. Herkes kendi gibi konuşsun. Onun diliyle, onun jargonuyla, onun üslubuyla, ya sınırlarını onun çizdiği alanda yaşasın insanlar istiyor. Biz de kim o sınırları kırmak için kavga ediyorsa, çünkü şunu biliyoruz bakın, ben hep işçi arkadaşlara şöyle paylaşırım. Bir yerde bir işçi direnişi varsa, o işçi bir taraftan kendi ekmeği için kavga ediyordur. Bir taraftan çoluğunun çocuğunun rızkı için kavga ediyordur. Ama bir taraftan da tüm işçi sınıfı için kavga ediyordur. Yani bir yerde bir işçi hak kazanıyorsa o emin olun dalga dalga bütün işçilerin hakkı haline gelir. Bir yerde işçiler hak kaybetmeye başladıysa o kötü örnek de çok hızlı biçimde yayılır. Şimdi Mehmet Aslantuğ örneği böyle bir örnektir. Gerçekten yani şimdi Türkiye'de herkesin tanıdığı, sevdiği, saygı duyduğu gerçekten örnek bir sanatçıdır Mehmet Aslantuğ. Şimdi ve konuşmasın isteniyor ya. Sussun. Sussun isteniyor. Bak bunun bir adım ötesinde iktidarın istediklerini söylemesini istediklerini söylemesini isteyenler de var. Ya bunu reddetmiş. Şimdi bu bir simgedir, bu önemli bir şeydir. Yani ben doğru bildiğimi söylerim kardeşim, bedeli ne olursa olsun. Bu çok kıymetli bir şeydir. Ve şu da önemli bence. Mesela işte Meryem Göktepe örneğinde, Mısra örneğinde, işte Anıl örneğinde, Mehmet Kani arkadaşımızın örneğinde. Ya şimdi Mehmet Kani tarım konferansından biliyorum. Yani hayvancılık yapıyor. Süt üreticisiydi. Tamam mı? Ya hayvanlarını kesmek zorunda kaldı ya. Şimdi yani şimdi bu mesela İstanbul'da, Ankara'da belki çok hissedemediğimiz bir şey. Dolaylı olarak hissediyoruz tabii ki. Üretici için çok acı verici bir şey. Olabilir mi böyle yani bir şey? Süt aldığınız ineğinizi et alabilmek için kesiyorsunuz. Çünkü artık
besleyemiyor hayvanını. Evet. Çok hazır. Şimdi bunları hani bizim gidip dinleyip anlatmamız yerine gelip bu arkadaşlarımızın kendileri anlatması çok önemli bir şey. Erkan bunu Bey, sağlamamız lazım. 50 binden fazla yurttaşımızı kaybettik depremde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği kadarıyla 850 bin yurttaşımız da uzuv kaybına uğramış. Bu çok çok ağır bir rakam. Acaba depremde uzuv kaybına uğramış ve bundan sonra engelli yaşayacak olan değerli yurttaşlarımızdan birisine de adaylık teklifinde bulunacak mısınız? Şimdi şu andaki başvurular arasında var mı bilmiyorum gerçekten. Ama şunu söyleyeyim, yani biz Türkiye İşçi Partisi olarak depremin ilk anından bu yana bütün gücümüzü seferber ettik depremle ilgili. Çünkü şimdi şu duygumu paylaşmama izin verin. Sen şu anda seçimle ilgileniyoruz ya. Gerçekten sık sık arkadaşlarla, sadece kendim değil, bütün merkez yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber şunu konuşuyoruz. Aman depremi unutmayalım. Çünkü biz bir taraftan hayat normale doğru akıyor. Bunun olağan bir boyutu var. Hani bir biçimde yaşam devam edecek. Ama şunu aklımızdan çıkartmayalım. Bizi dinleyen yurttaşlarımız da akıllarından çıkartmasınlar. Şu anda Hatay'da insanlar hala çadırlarda yaşıyorlar. Konteyner kentlerde yaşayanlar kendilerini şanslı sayıyorlar. İşte ne bileyim, şehri terk etmek zorunda kaldıktan sonra yeni gittiği şehirde iş bulabildiyse kendisini şanslı sayıyor. Ev bulabildiyse kendisini şanslı sayıyor. Yani milyonlarca yurttaşımız, o depremin vurduğu kentlerdeki milyonlarca yurttaşımız o yıkımın bütün ağırlığını omuzlarında hissediyorlar. Bizim bunu unutmamız lazım. Ama hani niye seçimle bu kadar yatıp kalkıyoruz? Çünkü o deprem felaketini, depremi bir felakete dönüştüren iktidarı yargılamak istiyoruz. Bunun için seçimler önemli. Yani bir taraftan depremi hiç unutmayacağız. Ama bir taraftan da depremde ortaya çıkan o ağır faturanın bir takım sorunları var ya. Yani burada doğal bir afetle karşı karşıya değiliz ki sadece. Şimdi doğal afet boyutu tamam. O binlerce yıldır işte bilimle, değil mi, insanlık bunları aşmaya çalışıyor. Bir mücadele o. Doğayla insan arasında diyalektik bir ilişki. Bu devam edecek. Ama öbür tarafta şimdi depremden 3 gün sonra hala arama kurtarma çalışmalarının ulaşmadığı yerler varsa birilerinin hesap vermesi lazım. Yani depremde hayatını kaybetmemesine rağmen ben eminim yani on binlerce yurttaşımız enkazdan sağ kurtarılmak için beklerken, çaba sarf ederken lanet olsun onlara sela dinlettiniz siz. Bunu unutmayacağız. O yüzden seçimler önemli. Bunu mutlaka birbirine bağlamamız lazım. Yani bir kısım arkadaşımız, doğal mesela partinin merkez yöneticileri, bir kısmı şu anda işte Hatay'da, Kahramanmaraş'ta deprem çalışmaları yapıyorlar. Yapacaklar. Ama onların emeğine duyduğumuz saygı, oradaki yurttaşın acısına duyduğumuz sorumluluk gereği biz seçimle de ilgilenmek durumundayız. Ve bir daha bu ülkenin böyle şeyler yaşamaması lazım. Bakın ben muhalefetin bir parçasıyım. Dolayısıyla yaptırım gücüm iktidar kadar yok. Doğru mu? Fakat ben utanıyorum. Gerçekten utanıyorum ya. 24 yıl önce 1999'da İstanbul'da bir deprem oldu. Arada ben milletvekilliyken Elazığ depremi oldu, İzmir depremi oldu. Başkalarını bir kenara bırakarak söylüyorum. 24 yıldır gereken önlemler alınmamış. Gereken hazırlıklar yapılmamış, gereken çalışmalar yapılmamış. Yetmemiş üstüne Elazığ depreminde insan kaybetmişiz. Yetmemiş İzmir depreminde insan kaybetmişiz. Hala yapmamışız. Biz de yaptıramamışız. Ben yaptıramamış olmanın acısını çekiyorum. Biz bazen konuşuyoruz böyle. Yani acaba diyoruz Elazığ depreminden sonra yeterli muhalefeti yapsaydık bugün bu Maraş depremini, bu yıkımı daha aza indirebilir miydik? Ama iktidar maşallah konuyla hiç ilgileri yok. Yani vatandaştan helallik isteyip duruyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Yani insanlar annelerini, babalarını, çocuklarını, evlatlarını sizin yüzünüzden kaybetmişler. Helallik istiyorsunuz. Başka yaptığınız bir şey yok. Şimdi dolayısıyla burada gerçekten söylüyorum. Söz veriyorum bütün yurttaşlarımıza. Yani bu 24 yıldır yapılamayanları bir an önce yapmalıyız. Yani bir daha bu ülke böyle bir acıyı yaşarsa hiçbir siyasetçinin ağzını açamaması gerekir. Yani daha doğal size nasıl bir mesaj versin yani? Deprem suçları raporunu onun için mi hazırladınız? Evet. Bakın bu gerçekten
çok özenle, çok sayıda bilim insanının katkısıyla, konunun uzmanlarının çalışmalarıyla, bütün boyutlarıyla, yani depremden önce yapılması gerekip yapılmayanlar, deprem sırasında yapılmayanlar, depremden sonra yapılmayanlar, yeni bir kentleşmenin, yeni bir konut politikasının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin, sağ olsun bilim kurulumuz öncülük etti. Konunun uzmanlarıyla birlikte çalıştılar ve bizim şu dosyamız aslında nasıl burada yaşadığımız acılar azaltılabilirdi? Bakın sıfıra indirilebilirdi demiyorum. Öyle bir iddiam yok. Ama %90'ı belki de azaltılabilirdi bunun. Önlemler alınabilirdi. Hazırlıklar yapılabilirdi. Ve bunların unutulmasını istemiyoruz. Neden? Çünkü yani bu toplum, yani arada sırada bir yurt dışına gidince şu duyguyu yaşıyorum. Yani bizim ülkemizde bir ayda gerçekleşen olaylar, acılar, maalesef orada 10 yılda, 20 yılda, 50 yılda bu kadar toplum acı yaşanmıyor. Şimdi bizde şöyle oluyor, bakın çok üzülerek ifade ediyorum. Bir mesela deprem oldu, biz Amasra'daki maden katliamını unuttuk şu anda. Yani oranın sorunları da vardı. Orada yapılmayan iş güvenliği çalışmaları vardı. Doğru. E şimdi o olduğunda biz Hendek'teki patlamayı unutmuştuk. Yani sürekli olarak unutuluyor. Biz de ne yapıyoruz? Unutulmaması için çaba sarf ediyoruz. Bunları raporluyoruz ve umuyorum hani 15 Mayıs günü ne yapacağız? 15 Mayıs günü işte bu dosyalarla yargıya mı? Yargı süreci başlayacak tabii ki. Tam bağımsız, adil, tarafsız. Bakın hayalim şu ya. TRT'de yargı diye bir kanal kuralım. Bütün mahkemeleri canlı yayınlayalım. O kadar şeffaf yapalım ya. Bak o kadar şeffaf yapalım. Bütün yurttaşlar görsün. Savunmasını da dinlesin. Yani ne oldu bu ülkede bu 20 yılda? Bunların hepsinin açık bir biçimde bütün toplumun tarafından bilinmesi lazım. Bazen hani ben böyle konuşunca bu hesaplaşma meselesinde iktidar ve yandaşları şöyle bir şey tutturdular şimdi. Yeni türküleri o. Diyorlar ki işte görüyorsunuz hepimizi yargılayacaklarmış. Bak bir daha söylüyorum. Suçlu olan herkes yargılanacak. Ama buna yargı karar verecek. Suçlu olan herkes yargılanacak. Kimin suçlu olduğuna, kimin olmadığına yargı karar verecek. Çıkarsınız adil, tarafsız, bağımsız mahkemelerde savunmanızı yaparsınız. Avukatlarınız gelir sizi savunur. Beraat edersiniz. Bu sizin için de ya bakın ben herhangi bir suçtan suçlansam Uğur Bey. Yargılanmak isterim. Çıkayım adil, tarafsız, vicdani olan bir mahkemede. Hukuka göre, yasaya göre, anayasaya göre, evrensel hukuk normlarına göre karar verecek bir mahkemede yargılanmaktan hiç korkmam. Çıkarım, savunurum. Nedir? Aklanmak diye bir şey vardır mı? Aklanırsın. Geçmişte Yüce Divan'da bakanlar yargılanmak. Olur, bu olur. Yani. Bunu vermek lazım. Ama şöyle yapıyorlar. Mesela biz hesaplaşacağız diyoruz. Hesaplaşacağız ama suçlularla hesaplaşacağız. Şimdi onlar bu korkuyu yaymaya çalışıyorlar. Yani daha önce hayatının herhangi bir döneminde diyelim ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş bir yurttaşa diyor ki bak diyor bunlar iktidara gelse hepimize yargılayacak. Ya ben yurttaşı niye yargılayayım? Onun ne suçu var ki? Onun ne suçu var yani? Kandırmışsın sadece. Başka tam bir şey tersine yok. O yurttaşlarla bir kucaklaşma. Tabii ki. Kucaklaşma süreci ben o yurttaşın hakkını lazım. İstiyorum senden. Evet. Kandırdığın yurttaşın da hakkını istiyorum. Bunu alacağız. Siz bence Sedat Peker iddialarını da raporlaştırıp evet. Komisyonunuz mesela bakın, üzerinden Duvar kitabını onun için mi? Tabii ki. Bakın orada yazsınız. Ne oldu? Şimdi Sedat Peker çıktı. Bir takım iddialarda bulundu. Bir takım ifşaatlarda bulundu. Kendisinin parçası olduğu bir takım suçları anlattı. Değil mi? Bunlar böyle günlerce Türkiye'de herkes bunları konuştu. Ondan sonra bir biçimde bir kuşatma altına alındı. Tamam mı? Artık konuşmuyor. Sanıyorlar ki mesela toplum bunları unutacak. O gün de aynı şeyi yaptık biz. Onun ortaya attığı iddiaları ciddiyetle bakın o zaman da ne yaptık? Sevgili Ahmet Şık bir araştırma komisyonu onun başkanlığında kurmuştuk o araştırma komisyonunu. Gazeteci arkadaşlar toplandılar. Bahadır Özgür, Timur Soykan var. Ertuğrul Mavioğlu var. Arkadaşlar bence çok güzel bir çalışma yaptılar. Çok. Bütün ayrıntılarıyla Türkiye'de işte derin devlet denilen, kontrgerilla denilen yapılanmayı, onun sivil uzantılarını, işlenmiş suçları çok kökenlerinden de alarak yani 1960'lardan itibaren böyle bir tarihsel bütünlük içerisinde aldılar ve ortaya koydular. En sonunda bugünkü iktidarın dahil olduğunu iddia ettiğimiz suçlara kadar getirdiler meseleyi. O mesela çok açık söyleyeceğim. Yani ben savcı olsam öyle bir kitabın yazılmasından çok mutlu olurdum.
Yani bütün ayrıntılarıyla o ilişkiler anı, kim kiminle nerede nasıl ilişkilenmiş, hangi para, hangi iş, nasıl kurulmuş, bunlar hepsini ortaya koyduk. Şimdi bunları devam ettireceğiz. Bakın bunlar, çünkü burada bir kin meselesi yok. Bakın asla kin tutmuyoruz. Mesele kin değil. Ama biraz önce söyledim ya, şimdi ikinci yüzyıla gidiyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bizim yüksüz, geleceğe güvenle bakan, umutla bakan, yani bu ülkede haksızlığa uğradığında bunun üzeri örtülmez. Bu ülkede vatandaşın parası çalındığında bunun üzeri örtülmez. Bunu yapmaya kalkanlar hesap verirler. Bunların yurttaşa sunulması lazım. Yurttaşın bu özgüveni hissetmesi lazım. Bu ülkenin sahibi benim diye hissetmesi lazım yurttaşın. Kimsenin kendisini misafir, kimsenin kendisini ikinci sınıf vatandaş hissetmemesi lazım. Cumhurbaşkanı ise cumhurbaşkanı, başbakansa başbakan, milletvekili ise millet, bürokratsa bürokrat, polisse, amirse, neyse. Hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız ve eşit yurttaşıyız. Bu bugün benim yaygınlaştırılması lazım. Mesleğim açısından son derece acı verici bir olay yaşadım. Bugün Sözcü'deki köşemde bu kripto para dünyasında insanların nasıl dolandırıldıklarını bir firma tarafından ve orada çalışanların kod isimler kullanarak insanları, yatırımcıları nasıl kandırdıklarını hepsini ayrıntılı bir biçimde anlattım ve sonunda da dedim ki burada ben bazı isimleri rumuz olarak veriyorum, kod olarak veriyorum ama yetkililer benden bu gerçek isimleri istediklerinde firmanın ismini ve çalışanların o dolandırıcılığa, örgütlü dolandırıcılığa katılanların isimlerini talep ettikleri takdirde ben bunları memnuniyetle veririm dedim. Şu saate kadar beni hiçbir yetkili aramadı. Ya Uğur Bey. Ve çok paylaşılan, çok okunan bir yazı bu. İşte aynı şey biraz önce Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olmuyor. Ne acı, ne acı. Şu. Ya insan gerçekten üzülüyor. Çok samimi söylüyorum. Yani şimdi hiç kimseyi rencide etmek istemem insan olarak. Ben ama de. Yani bir ülkenin savcısısınız siz ya. Cumhuriyet savcısı sıfatı taşıyorsunuz. Ya ortaya böyle iddialar atılıyor. Ya bir dakika arkadaş, burada ne oluyor? Bir tane savcı çıkmaz mı bunu söyleyecek ya? Ne oluyor? Bedeli ne olabilir ya? Bedeli ne olabilir yani? Ve size bir şey söyleyeyim mi? Erkan Bey, Sayın geçmişte Başkan. Biz arenada yıllarca birlikte çalıştık. Haberi yayınlardık. Daha program bitmeden savcılar bizi arardı. Doğrusu budur. Çünkü onun görevi o ya. Ortada bir suç varsa o suçun açığa çıkan... Ya olabilir, bakın sadece iddia düzeyinde olması bile bence yeterlidir. Böyle bir iddia var. Bu iddia araştırılır. Yoktur dersiniz, dosyayı kapatırsınız ama en azından hamle yaptığınızı görür. Yurttaş der ki ya memlekette yargı var, yargı çalışıyor. Evet. O yüzden tekrar ediyorum, bakın Türkiye'nin en büyük problemi adalettir. Bununla ilgili çok özenli bir çalışma yapmak lazım ve bu yargı sistemi açısından da böyledir. Mesela sosyal adalet açısından da böyledir. Ya bu kadar büyük uçurumun olduğu bir ülke olabilir mi ya? AKP döneminin en belirgin özelliği nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin tepesindeki en zengin %1 her gün daha zengin olmuştur. Bunu tersten okuyalım. Aslında AKP döneminde bu ülkenin %99'unu oluşturan bizler, hepimiz sokakta gördüğünüz insanlar, hepimiz her gün yoksullaştık. Ve o yüzden gençler çok umutsuz. Yani özellikle size gençleri sormak istiyorum. Gençler barınma ihtiyacından, eğitim masraflarına büyük bir umutsuzluk içindeler. Siz gençlere ne vaat ediyorsunuz? Seçim beyannamenizde neler olacak? Gençler niçin size oy versin? İlk defa oy kullanacak gençlere sesleniyorsunuz. Sosyal medyadan çok ciddi kampanyalar yapıyorsunuz. Bu konuya dair bakın şimdi sizden görüşlerinizi alalım. Ben vaat lafını çok sevmiyorum. Doğru da bulmuyorum. Haklarını vermemiz lazım. Gençlerin, bu ülkenin yurttaşı, genç yurttaşının her yurttaş gibi kendine özgü hakları da vardır. Mesela bakın, engelli politikasını da söyleyeyim. Türkiye'de engellilere devletin bir takım olanaklar sağladığı iddia ediliyor zaman zaman. İşte çıkıyorlar, diyorlar ki biz engelli kardeşlerimiz zaten. Mesela bakın, orada bile küçümseyici bir dil var. Engelli kardeşimiz diyor hep. Biz hep onun abisiyiz, ablasıyız, onun üstündeyiz, bir hiyerarşi kuruyoruz. Aynı şey orada var. Engelli yurttaşın bütün ihtiyaçlarını karşılamak devletin görevidir ya. Onu eşit yurttaş haline getirmek lazım. Senin devlet olarak görevin eşit yurttaş. Gençlik söz konusu olduğunda aynı şey. Genç kardeşlerimiz. Bu ülkenin geleceğisiniz. Bizim mesela temel farkımız şu. Biz gençlere gelecek olarak bakmıyoruz. Gençler aynı zamanda bugün. Yani gençlerin geleceğini güzelleştirmek değil bizim tek derdimiz. Aynı zamanda gençken
mutlu yaşaması, huzurlu yaşaması, genç gibi yaşamasını sağlamamız lazım. Şimdi siz insanlara sürekli gelecek hayalleri anlatıyorsunuz. Onlar da büyük bölüm olmuyor zaten de. Yalan satıyorsunuz aslında. Oysa bir kere bugün gençlere, bugün gençlere gençliklerini yaşayabilecekleri, kendi geleceklerini kendileri belirleyebilecekleri bir hayat kurmamız lazım. Ama bu iktidar ne yaptı? Mesela biraz önce rakamları konuştuk işte. Milyonlarca lira vergi toplayan bir devlet var ortada. Ama bu ülkede üniversite öğrencileri konut problemi yaşıyor, yurt sorunu yaşıyor. Olacak iş mi? Şimdi mesela bu, bakın ben mesela AKP'yi hiç şöyle eleştirmem. Diğer muhalefet partilerinden belki farkım. Diyor ki beceriksizler. AKP çok beceriklidir. Yapmak istediği işler konusunda çok beceriklidir. Ama bir de olguları farklı yansıtmak konusunda çok beceriklidir. Ya mesela Türkiye'de inanmıyorum arkadaşlar ben. Yurt sorunu bizim gibi bir ülkede yurt sorunu olamaz. Ama ne yapıyor? Yurt sorununu yaratıyor. İhtiyaç olan kadar yurt yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü o yapmadığı zaman birileri buradan para kazanmaya başlıyor. Özel yurtlar ortaya çıkıyor. Ama daha önemlisi ve daha acısı gençleri, yoksul, zeki, çalışkan gençleri tarikat yurtlarına mahkum ediyor. Bakın bu bir devlet politikasıdır. Türkiye'de gençleri tarikat yurtlarına mecbur bırakmak, tarikatların ağına düşürmek için uygulanan bir devlet politikasıdır. O yüzden mesela ki başlangıç noktası burası ya. Siz bu ülkenin gencecik insanlarını nasıl bir takım tarikatlara, cemaatlere mecbur hale getirirsiniz ya? Ve oraya giden gençler nasıl özgür düşünceyle yarınlara umutla bakabilirler? Ve ne zoruma gidiyor biliyor musunuz? Ya biz bunları yaşadık. Yani işte bugün herkesin FETÖ diye anlattığı şey tam böyle olmadı mı? Memleketin zeki, çalışkan, yoksul çocukları devlet onlara sahip çıkmadığı için, bilerek ve isteyerek sahip çıkmadığı için o tarikatların eline düştü. Sonra devlet içerisinde çeşitli kademelere getirildiler. Ondan sonra devletin, ülkesinin, halkının çıkarlarını değil, kendi tarikat şeyhinin çıkarlarını savunan insanlar haline geldi. Ama kabul edelim, Türkiye'de şöyle bir siyaset anlayışı var. Pek çok siyasetçi, üzülerek söylüyorum. Yani artık mesela bunları bitirelim. Bakın Cumhuriyet'in ikinci yüzüne girerken şunu bitirelim. Yani o tarikat kötü ama bu tarikat bize oy veriyor. O yüzden ona çok yüklenmeyelim. Mesela ben bütün partilere çağrı yapıyorum. Ne olur? Bakın gelin hep beraber bu ülkeyi büyük bir adım attıralım. Çıksın her parti desin ki ben hiçbir tarikatın oyunu istemiyorum kardeşim. Hiçbir tarikatın oyu gelmesin bana. Ya biz siyasi partiyiz. 21. yüzyılda siyaset yapıyoruz. Özgür yurttaşların oyunu istiyoruz. Ben söylüyorum. Diyor ki, biz özgür yurttaşların oyunu istiyoruz. Mesela devam edelim. Laik eğitim dedim o zaman. Laik eğitim lazım. Gençler için en önemli ihtiyaç bu. İki, ücretsiz eğitim lazım. Üç, bilimsel eğitim lazım. Mesela planlı bir eğitim politikasının en önemli ayaklarından bir tanesi. Her yere üniversite açtılar ya. Her yere tabela üniversiteler açtılar. İnsanlar bir umutla o üniversitelere gidiyorlar. Bir de özel üniversite sayılarını patlattılar. Hani şeyde. Gidiyorsunuz o üniversiteden diploma alıyorsunuz. Yani bazı gerçekten şu bir arkadaşımla konuşuyordum bir gün bu İstanbul'da apartman üniversiteler var fark ediyorsunuzdur onları. Evet. Böyle apartman ya bayağı diploma fabrikası yapmışlar. E5 üniversiteleri diyorlar. Ya, akıl almaz bir şey. Diploma üretiyorlar orada. Diploma fabrikası gibi çalışıyorlar. Mesela çok açık söylüyorum ya bunların hepsini kapatmak lazım. Bakın bu yani para kazanmak dışında bir işlevi olmayan, insana bir meslek kazandırmayan, bir yetenek sunmayan, bir gelecek sadece sunmayan. Diploma veren. Yani bu olmaz. Ama işte onun için mesela tüm yurttaşlar için eğitim her aşamasında parasız olması gerekir. Devletin peki, bunu sağlaması lazım. Peki. O yüzden son bir şey söyleyeyim. Bakın anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar, üniversiteden mezun olduğu güne kadar bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı, yeteneğine, birikimine, ilgi alanlarına göre insanların geliştirildiği, sınırlandırıldığı değil, tornadan geçirildiği değil, geliştirildiği, önün açıldığı bir eğitim politikasına bu ülkenin ihtiyacı var. Bunun için de bu iktidardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Çünkü bence bu AKP iktidarın en kötü tarafı nedir biliyor musunuz? Bakın çok kötülük yaptı bize. Çok kötülük yaptı bu ülkeye. Ama bu ülkenin gençlerini geleceksiz bıraktı. Bence bu AKP'nin hani bütün yaptıklarını
bir tarafa koyun. Bu ülkenin gençlerini geleceksizleştirdi, insanların ülkelerine olan bağını zayıflattı. Bunu yeniden kazanmamız lazım. Yaşama sevincini yeniden kazanmamız tabii, lazım. Tabii. Ve yeni bir dönemi hep birlikte açmak için ben bütün yurttaşları sorumluluk almaya çağırıyorum. Yani şunu yapmasınlar. Ben Türkiye hani siyasette şöyle bir şey vardı. Elinizde sihirli değnek olsa bir şeyi değiştirseniz ve her şey değişse nedir o? Hep bunu ararız. Nedir? Şey. Bence bu ülkeyi kurtarıcılardan kurtarmamız lazım. Kim ki sizi ben kurtaracağım diyorsa yalan söylüyor. Biz ancak hep beraber bir araya gelirsek, bu ülkenin özgür yurttaşlarıyla kol kola girersek, akıl birliği, yürek birliği sağlarsak bu kurtuluş ancak böyle mümkün olur. Tabii. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Programı bir duyuruyla kapatmak istiyorum. Bir sosyal sorumluluk projesini duyurarak kapatmak istiyorum. 1000 kız öğrenciye büyüt hayallerini başlığı altında bu proje kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk kez 8 ila 20 Nisan tarihleri arasında İstanbul Vakfı eliyle konserler ve tiyatro oyunlarına tahsis edilecek Açık Hava Tiyatrosu ve bunun bütün geliri bu 1000 kız öğrenciye büyüt hayallerini projesi kapsamında burs olarak verilecek, bağışlanacak ve bunun da önderliğini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eşi Sayın Dilek İmamoğlu yapıyor. Kendisini bu ulvi çabası nedeniyle yürekten kutluyorum ve bu projenin başarıya ulaşmasını diliyorum. Sayın Erkan Baş, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Gayet güzel bir program oldu. Ben de izin verirseniz gençler dedik, kadınlar demek istiyorum. Şöyle göstereyim. Çok değerli meslektaşım Özlem Özdemir'in Kadınlar Cumhuriyeti. Cumhuriyet'in 100. yılında bir kadın çubuk bir çıkarması kitap olsun mecliste, size imzaladı. Ben de takdim edeyim. Çok sağ olsun. Ve teşekkürler. Kadınlar Meclisi diyorum. Peki, teşekkürler Mine. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, haftanın panoraması burada sona eriyor. Haftaya cumartesi akşamı saat 21'de yeniden buluşabilmek umuduyla hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar. Sevgiyle kalın. Rising Pergola'nın sunduğu Uğur Dündar'la haftanın panoraması sona erdi.